bakalım 9. sınıflar. Ben Ersen Hoca. Sayı kümelerine başlıyoruz. Evet, sayı kümelerine başlayacağız. Bakalım sayı kümeleri içerisinde hangi konu başlıklarına değineceğiz? Bu konudaki konu başlıklarımız doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel ve irrasyonel sayılar, gerçel sayılar ve gerçel sayılardaki toplama ve çarpma işleminin özelliklerine bakacağız. Temel kavramlar diye bir konu var arkadaşlar. Genelde kitaplarda bu şekilde bir başlık açılıyor. Temel kavramların tamamen altyapısını oluşturabileceğimiz bir yer burası. Dolayısıyla kesinlikle dikkate alman gerekiyor. Haydi başlıyoruz. Öncelikle sayı kümelerinin kullanım alanları ve faydalarına bir bakalım. Rakamlar ve sayı sayma hayatımızın neredeyse her anında var. Örneğin sınıfımızdaki öğrenci sayısı, cüzdanımızdaki para miktarı, ülkenin nüfusunu ifade ederken, alışverişimizi, bir miktar ürünün paylaşımını, günlerin ve saatin takibini yaparken, bir bütünün parçalara ayrılıp ifade ederken, hava sıcaklığının değişiklikleri ya da bir yerin yüksekliğini belirtirken sayılardan faydalanıyoruz. Dolayısıyla burası aslında günlük hayatımız içerisinde sürekli kullandığımız meseleler içeriyor. Peki 9. sınıf kardeşlerim, ödevlerimiz ne? Siz bu dersi dinledikten sonra 0'dan 9'a matematikte sayfa 74'ten 81'e kadar, dinamo matematikte ise sayfa 84'ten 90'a kadar olan kısmı çözmeniz gerekiyor. Haydi bakalım sayı kümeleriyle başlıyoruz. Sayı kümelerinde ilk öğrenmemiz gereken şey rakam. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kümesinin elemanlarından her birine rakam deniyor. Telefon tuşlarındaki sayılar olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ekranı açtığında telefonunda 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 var. Dolayısıyla bunların her biri bir rakam. Peki sorudan önce uyarımıza bakalım. Diyor ki toplamları verilen sayıların çarpımının en küçük değerini bulmak için birbirinden uzak iki sayı, en büyük değerini bulmak için ise birbirine en yakın iki sayı seçilir demiş ve sorumuz bununla ilişkili. X ve Y birbirinden farklı rakamlardır. X artı Y 10 ise X çarpı Y'nin en küçük değeri ve X çarpı Y'nin en büyük değerini bulalım demiş. Şimdi bak, bu uyarı bizim için çok kıymetli. Onun için yazdık zaten buraya. Fakat ya hocam, ben uzak olunca mı yakın olunca mı en büyük oluyor da en küçük oluyor da karıştırıyorum. Ya karıştırma kısmında sana tavsiyem şu. Sayıları bir uzak seç, bir de yakın seç. Sonra toplam isteniyorsa toplarsın, çarpım isteniyorsa çarparsın. Hangisinden büyük geldiyse aradığın büyük değer olur. Hangisinden küçük geldiyse de küçük değer olur. Dolayısıyla bu anlamda ya benim uzak seçmem mi lazımdı, yakın seçmem mi lazımdı kısmını ortadan kaldırmış olursun. Peki bu bilginin ışığında x artı y eşittir 10, fakat unutma bunlar rakam. Peki hatta birbirinden farklı. Bunları bir yakın seçelim. 5'e 5 aklımdan geçiyor ama 5'e 5 olmaz. Niye olmaz? Farklı demiş. Bak, ÖSYM'de bu mevzunun kesinlikle altını çizdiği sorular soruyor. Bölme bölünebilmede soruyor, temel kavramlarda soruyor ama soruyor. Farklı kısmına ne olur dikkat edin. Dolayısıyla 5'e 5 seçemezsin, 4'e 6 seçebilirsin en yakın olarak. En uzak, hocam ben biliyorum, ona 0. Kardeş, rakamlar dediğimiz şey 9'a kadar. Dolayısıyla seçebileceğin en uzak sayılar 9'a 1. Peki senden ne istemiştik? Çarpma. Çarpalım. Buradan 24, buradan da ne geldi? 9. O zaman en küçük değerimiz 9, en büyük değerimiz ne gelecektir? 24 gelecektir. Diyor ki, rakamların bir araya gelmesiyle sayılar oluşur. Evet, alıyoruz birkaç tane rakamı, yan yana koyuyoruz ve yeni yeni sayılar oluşturuyoruz. 27, 379, 1923 gibi sayılar güzel kardeşim rakamlardan oluşuyor. Rakamlardan sonra şimdi doğal sayılara bakıyoruz. Doğal sayılar da bizim için sorularda çok kıymetli bir bilgi içeriyor. Diyor ki 0, 1, 2, 3, 4 bıdı 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 giden şeklinde sonsuza kadar giden sayıların kümesine doğal sayılar kümesi diyoruz. Peki doğal sayılarda neye dikkat etmek lazım? Sıfırında bir doğal sayı olduğunu kesinlikle unutmaman lazım. Belki de sorularda en çok dikkat etmen gereken yer burası olacak. Biz doğal sayıları N harfiyle gösteriyoruz. Natürelden geliyor, doğaldan. Dolayısıyla N harfiyle gösterdiğimiz kümeyi de burada belirttik. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bıdı 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 nereye kadar gidiyor? Sonsuza kadar devam edecek. İki basamaklı en büyük doğal sayıyı yazar mısın diye sormuşlar. İki basamaklı olacak. En büyük olacak 99. Rakamları farklı. Bak yine farklı çıktı. Rakamları farklı. 3 basamaklı en küçük doğal sayıyı yazalım diyor. Şimdi arkadaşlarım bazıları muhtemelen 123 diye düşünüyorlar. Bak, sıfırı lütfen unutmayın. Yazılabilecek en küçük 3 basamaklı doğal sayımız rakamları farklı olacak şekilde 102'dir. Rakamlar farklı demeseydi 100'ü alırdık mesela. Rakamları farklı 3 basamaklı en büyük, bir de çift olmasını istiyor. Rakamları farklıysa en büyükse 980,
6 olacaktır. Çift aldım. Dikkat edin. Hani niye 987 almadınız? Çift dediği için. Tek deseydi 987 seçerdi. Sorumuzda x ve y birer doğal sayı olmak üzere x çarpı y 30, x artı y ifadesini alabileceği en büyük ve en küçük değerleri bulalım demişler. Şimdi uyarıya bir bakalım. Diyor ki çarpımları verilen doğal sayıların toplamının en küçük değerini bulmak için birbirine en yakın, en büyük değerini bulmak için ise birbirine en uzak iki sayı seçeriz. Fakat bir öncekinde biz konuşurken şöyle dedik. Dedim ki ya bak belli bir süre sonra belki oturacak bu uyarı ama oturana kadar olan kısımda biraz sıkıntı yaşayacaksın. Ya biz sayılara bir uzak seçelim, bir yakın seçelim. Bizden toplama mı istiyor? Toplarız. Hangisinden küçük, hangisinden büyük geldiyse ona göre karar verirsin. Ben de başlıyorum. X çarpı Y'ye 30 demiş. Çarptığınızda 30 olan bir sürü sayı var. En uzak seçmek gerekirse 1'e 30 seçelim. En yakın için biraz düşünmem gerekebilir. 2 ile 15, 3 ile 10, 5 ile 6. Daha yakını var mı? Yok. Dolayısıyla en yakını 5 ile 6 olacak. Peki bu sayıların ne yapılması istenmiş? Toplanması. Topluyorum. Buradan 31 geldi. Buradan da 11 geldi. Dolayısıyla bu bizim için en büyük değer olacak. Bu da bizim için en küçük değer olacak. Zaten yan taraftaki uyarı da ne diyordu? Toplamlarının en küçük değerini bulmak için birbirine en yakın. Bak en yakın seçtik, 11 geldi, en küçük değer. Dolayısıyla en büyük değer için birbirine uzak seçtik, 31 gelecektir. Ama tekrar söylüyorum, bir uzak bir yakın seçin ve en büyük en küçüğüne siz karar verin. Sorumuzda A ve B birbirinden farklı doğal sayılar olmak üzere A artı B 20 ise A çarpı B ifadesini alabileceği en büyük ve en küçük değerleri bulalım demiş. Buyurun bulalım. A artı B eşittir 20. Sayıları ne yapacaktık? Bir uzak seçecektik, bir yakın seçecektik. Bunlar doğal sayılar. Sıfırdan başlıyor. Lütfen unutma. Bak doğal sayı sıfırdan başlar. Hop çizdin kardeşim altını. Sıfıra 20 seçiyorum. Toplamları 20 olan. Şimdi birbirlerine en yakın seçmek istiyorum. 10'a 10 vereyim mi? Oo hocam öyle yapma sakın. Çünkü burada farklı demiş diyorsanız aferin kardeşim. Dikkat etmen gereken ÖSYM bilgilerinden bir tanesi burası. 10'a 10 seçemem. Neden? Çünkü eşit olurlar. Farklı kısmını bozmuş olur. O zaman bir tanesini biraz büyütelim. Bir tanesini küçültelim. 11'e 9. Şimdi benden çarpmamı istiyor. Bunları çarparsam 0 ile 20'nin çarpımından 0. 11 ile 9'un çarpımından da 99 gelecek. Bu bizim için en büyük değer. Bu da bizim için en küçük değer olacaktır. Bir uzak, bir yakın seçiyoruz. En büyük, en küçük değer sorularını bu şekilde halledebiliriz. Ve geldik tam sayılara. Tam sayılar ise doğal sayılardan biraz daha büyük bir küme. Çünkü doğal sayılar biliyorsunuz 0, 1, 2, 3 şu sağ taraf doğal sayılardı. Bir de buna negatifler de ekleniyor. O zaman doğal sayılarda neye dikkat edeceğiz demiştik? Hani sürekli önceden alıp bilgileri birleştiriyorum ya bu derse kadar olan süreçte. Yine aynısını yapalım. 0, 1, 2, 3 kısmına bir de negatifler gelmiş. Doğal sayıların üzerine bir de bunların negatiflerini eklemişler. Tam sayılar. Doğal sayılarda 0 unutmuyorsun. Tam sayılarda ise negatifleri unutmuyorsun kardeşim. Diyor ki bıdı 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 kümesinin sonsuza kadar gidiyor. Eksi sonsuzdan sonsuza kadar devam ediyor. Bu kümenin elemanlarının her biri tam sayıdır ve z ile gösterilir diyor. Daha sonra da küme olarak gösterimini verdik. Sayı doğrusu üzerinde gösterirken de negatif tam sayılar ve pozitif tam sayılar olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Sıfırın sol tarafında kalanlar negatif, sağ tarafında kalanlar pozitif tam sayı oluyor. Sıfır ise nötr, yani ne negatif ne de pozitif. Bu durumda negatif tam sayılarla pozitif tam sayıları bir de sıfırla birleştirdiğimizde tam sayılar kümesini elde ediyoruz. Diyor ki sıfır pozitif ya da negatif tam sayı değildir, nötrdür. Dolayısıyla herhangi bir işareti söz konusu değildir. Evet, bir alıştırmamız var, bakalım. En büyük negatif tam sayı diyor. Şimdi negatif olacak, en büyük olacak. O zaman en büyük negatif tam sayımız arkadaşlar eksi 1'dir. Sıfıra çok yakın olması lazım ama negatif olması lazım. Dolayısıyla eksi 1'i seçtim. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı diyor. Yine negatif demiş, iki basamaklı demiş. Dolayısıyla en büyük dediği için eksi 10. Üç basamaklı en küçük negatif tam sayı eksi 999 arkadaşlar. Eksi 5 ile 5 arasında bıdı bıdı tane tam sayı vardır. Şimdi eksi 5 ile 5 arasında deyince eksi 5 ile 5'i alacak mısınız? Hayır. Bak bu da çok önemli meselelerden bir tanesi. Eksi 5'ten 5'e kadar deseydi Türkçesel olarak eksi 5 ve 5'i dikkate alırdım. Ama eksi 5 ile 5'in arasında diyor. O zaman kim var burada? Eksi 4, eksi 3, tık tık tık, 3, 4. Dolayısıyla 4 tane negatif, 4 tane pozitifim var, 8. Bir de ortada sıfırım var. Demek ki eksi 5 ile 5 arasında 9 tane tam sayı varmış. Eksi 20'den küçük en büyük tam sayı istemiş. Eksi 20'den küçük olan en büyük tam sayımız eksi 21'dir.
İki tane sorumuz var arka arkaya. Diyor ki x ve y birer tam sayı olmak üzere x çarpı y 42 ise en büyük ve en küçük değerlerini bulun demiş. Biz ne demiştik arkadaşlar? Çarpımda verse, toplamda verse fark etmez. Bir uzak seçiyoruz, bir yakın seçiyoruz. Buyurun, uzak seçtim 1'e 42. Yakın seçtim 6'ya 7. Yetti mi? Yetmez. Hocam yeni bir şey mi? Hayır, demin söylediğimiz mesele aslında. X ve y nasıl sayılar arkadaşlar? Tam sayılar. Tam sayı deyince aklınıza ne gelmesi gerekiyordu? Negatifleri. O zaman eksi 1'e eksi 42, eksi 6'ya eksi 7'yi de ne yapmak zorundasın? Düşünmek zorundasın. Peki bunları topla demiş sonuç itibariyle. Burası 43, burası 13, burası eksi 43, burası da eksi 13 gelecek. Bizim istenen en büyük değerimiz 43 bu bulduğum değerler içerisinde. En küçük değerimiz de eksi 43 olacak. Tam sayılarda negatifleri kesinlikle unutmayın. Diğer sorumuzda x çarpı y birer negatif tam sayı. Tamam, olur. O zaman x çarpı y 42 zaten aynı sayıları seçmişler. Bir uzak bir yakın ama bu sefer sadece negatifleri değerlendireceğim. Eksi 1'e eksi 42 ile eksi 6'ya eksi 7'yi seçtim. Bunları topladığımda eksi 43, bunları topladığımda eksi 13 gelecek. Dolayısıyla bu bizim için en küçük değer, bu da bizim için en büyük değer olacaktır diyoruz. Negatif dediği için sadece negatifler üzerinden yürüdük. Sorumuzda A, B ve C birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere A artı 2, B artı 4, C 21'dir diyor. Buna göre A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. A artı 2B artı 4C meselesinde 21'e eşitse A'nın alabileceği en büyük değer için B ile C'ye mümkün olabilecek en küçük değerleri vermem lazım. Çünkü bunları aşağı indirirsem toplamlar sabit olduğu için A'yı otomatikman yukarı çıkartmış olurum. Bunlar nasıl sayılar? Birbirinden farklı pozitif tam sayılar. O zaman B'den mi başlayayım, C'den mi başlayayım soru işareti var. Ben B'ye 1 versem, C'ye 2 versem olmaz mı? Olmaz. Önce katsayısı büyük olandan başlayacağız. Dolayısıyla buraya 1, buraya 2 vereceğiz arkadaşlar. Çünkü katsayısı büyük olan çok daha hızlı büyüyeceğinden dolayı bunu bir engellemek lazım. Çünkü ben o kısmın mümkün mertebe 2B artı 4C'nin küçük olmasını istiyorum. Katsayısı büyük olana ne yapıyoruz? En küçük değeri veriyoruz. Bu durumda A artı 2 çarpı 2'den 4, 4 çarpı 1'den 4 eşittir 21. Burası 8 yaptı. Karşı tarafa atıp 21'den çıkartırsak A'nın alabileceği en büyük değeri 13 bulmuş olacağız. A, B'den, B de C'den büyük olduğuna göre A'nın alabileceği en küçük değer. En küçük değer. O zaman bakıyorsun. A artı 2B artı 4C soru kökünü değiştirmiş. Ben de şunu yapıyorum, diyorum ki o halde A'nın alabileceği en küçük değeri istiyorsak B ve C'ye ne yapmamız lazım? Büyük değer vermemiz lazım. Fakat bu sefer de bu sıralamayı endişeye sokabilirim. Ne yapacağız o zaman? Şöyle yapacağız. Mesela bunlar eşit olsaydı 21 nasıl gerçekleşirdi? 7, 7, 7 olurdu. Fakat 4C'nin 7 olabilme ihtimali söz konusu değil ki. O zaman 4C 8 olsun hocam. Bunu ne yapacağım? Burası da 6 olsun hocam. Burası da 7 olsun. Topladığımda yine 21 yapmıyor mu? Yapıyor kardeşim. Amma ve lakin bakalım bunu sağlıyor mu? 7, 2B 6 ise B'nin karşılığı 3. 4C 8 ise 2. Vallahi sağlıyor. Amma ve lakin bu A'nın alabileceği en küçük değer midir? Orası soru işareti. Peki ben A'yı birazcık küçültmeye çalışayım o zaman. Burası 6 olsun. Bunların toplamlarının 15 kalacağından dolayı. Bunların toplamları 15 olmaz. Çünkü 2B ve 4C nasıl sayılar kardeşim? Çiftler. 2 çift sayının toplamı çift olacağından dolayı 15 olmazlar. O zaman 6'dan vazgeçiyorum. Buna gideyim 5 vereyim. Buna 5 verdiğimde burası 16 olur. Bunları da eşit vermiş olsam. Peki A'ya 5 verdik. 2B'nin karşılığı 8 ise 4. Oo, oldu. 4C 8 ise buranın karşılığı ne gelecektir? 2. Bundan daha küçük bir A değeri bulma ihtimali söz konusu değil. Çünkü A ile B mümkün mertebe çok yakın seçildi. Dolayısıyla A'nın alabileceği en küçük değer 5'tir diyoruz. Ve geldik rasyonel sayılara. Bakalım neymiş rasyonel sayılar? A ve B tam sayı olacakmış. Tamam. Ama B sıfırdan farklı olacakmış. Tamam. A bölü B şeklinde. Sıfırdan farklı olacak olan sayı alt tarafa yazılan sayı arkadaşlar. Yani yukarısı pay, aşağısı paydo ise paydaya ne yazamıyoruz? Sıfır yazamıyoruz. Şeklinde yazılan sayılar kümesine rasyonel sayılar kümesi denir ve Q ile gösterilir demiş. Okey. Sonra bunu bir ortak özellik yöntemiyle açıklamış. A bölü B. Ama nasıl olacakmış A ile B? Tam sayı. Ama B sıfırdan farklı olacakmış. Bu durumda 1 bölü 2, eksi 7 bölü 5, 0, 101, eksi 9. Bakın tam sayılar da bir rasyonel sayı. Neden? Çünkü altlarında görünmeyen 1 var. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır.
Bu durumda negatif rasyonellerle pozitif rasyonellere bir de sıfır eklediğimizde rasyonel sayılar kümesini elde etmiş oluyoruz. Payda sıfır olmayacak, çok önemli. Ve bir de irrasyonel sayılar çıktı karşımıza. Hadi bakalım irrasyonel sayılar neymiş? A, B tam sayı. B sıfırdan farklı olmak üzere A bölü B şeklinde yazılamayan. A bölü B şeklinde yazılabiliyorsa verilen şartlarda rasyonel. Böyle yazılamıyorsa neymiş? İrrasyonel. Tamam. Buna da dikkat edin. Rasyonel sayılar sembolünün tepesine tümleyen işareti koymuşlar. Evet. Dolayısıyla rasyonel olmayan anlamına gelmiş oluyor. Mesela kök 7. 7 dışarı çıkamayacağından dolayı kök 7 bir irrasyonel sayıdır. Kök 10. Hatta eksi kök 10 denmiş. 10 da dışarı çıkamayacak. Dolayısıyla bu da. 1 dışarı çıkar ama 3 dışarı çıkamaz. Pi gibi ifadeler irrasyonel sayılardır. Eğer siz rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların kesişimine bakarsanız kesişim boş küme olacak. Çünkü zaten irrasyonele ne dedik? Rasyonel olmayan dedik. Hatırlarsan A kümesi ile A'nın tümleyeninin de kesişimi boş kümeydi. Burada da aynı. Rasyonel, tümleyeni irrasyonel, bunların kesişimi de otomatikman boş küme olmak zorunda. Ve geldim gerçek yani reel sayılara. Başka bir deyişle, başka dokümanlarda da gerçel sayılar denilebiliyor. ÖSYM hepsini kullanmış, bunların bilginiz olsun. Rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin birleşim kümesine gerçek sayılar kümesi denir diyor ve R ile gösterilir. Yani aklına gelebilecek en büyük küme şu an reel sayılar kümesi. Kimle kimi birleştirdiğimiz oluşuyormuş? Rasyonellerle irrasyonelleri birleştirdiğimizde reel sayılar yani gerçek sayılar kümesiyle karşı karşıya kalıyormuşuz. Ve bunları gelin bir de küme yöntemiyle görelim. Bakın doğal sayılar kümesi en içteki küme. Sonra işin içerisine negatifler de katıldı. Tam sayılar doğal sayılardan daha büyük oldu. Tam sayılar kümesi de doğal sayılar kümesini kapsıyor. Ya da başka bir deyişle doğal sayılar kümesi tam sayılar kümesini ne yapıyor kardeşim? Alt kümesi oluyor. Sonra işin içerisine A bölü B'li ifadeler geldi ve biz dedik ki tam sayılar da aslında rasyonel sayılardır. Ama daha da fazla eleman var. Çünkü 1 bölü 3 tam sayılar içerisinde yok ama rasyoneller içerisinde var. Dolayısıyla doğal sayılar tam sayıların, tam sayılarda rasyonel sayıların alt kümesi. Sonra rasyonel olmayan kümeden bahsettik. İrrasyonel, pembeyle gösterilmiş. Buradaki rasyonelle irrasyonel de birleştirdiğimizde gerçek sayılar yani reel sayılar kümesine ulaşıyoruz. Burada da benim söylediğim şeyin aynısı var. Doğal sayılar, tam sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, rasyonel sayılar da reel sayıların alt kümesi. Tabii ki irrasyonel sayılar da yine reel sayıların alt kümesi olacak. Bu durumda rasyonelle irrasyonelin birleşiminin zaten reel sayılar kümesi olduğundan da bahsetmiştik. Gerçek sayılarda toplama işleminin özelliklerine bakacağız. Kapalılık özelliği demişiz. Diyor ki her AB eleman reel sayı için yani 2 tane diyor reel sayı alsan diyor. Bunları topladığında yine diyor reel sayı olacak. Doğru. Değişme özelliği demiş toplama üzerinde. A ile B'nin toplamı B ile A'nın toplamına eşittir eğer A ile B gerçel sayılarsa. Çok doğru. 3 ile 5'i toplamakla 5 ile 3'ü toplamak arasında hiçbir fark yok. Birleşme özelliği var diyor. Parantezi kaydırma özelliği malum. A artı B artı C. Yani önce B ile C'yi toplasan çıkan sonucu A ile toplasan. A ile B'yi topladıktan sonra çıkan sonucu C ile toplasan sonuç aynıdır diyor. Değişmez. Etkisiz eleman ifadesine baktığımda da toplama işleminin etkisiz elemanı kimdir arkadaşlar? 0. Dolayısıyla A sayısıyla 0'ı topladığımda etkilemiyor ve sonuç A çıkıyor. Ters eleman, toplama işleminde ters eleman sadece işareti değiştirir. Yani A sayısının toplama işlemine göre tersi eksi A'dır. Çünkü bir sayıyla tersini topladığınızda etkisiz elemanı vermeni bu da 0'a eşit olacaktır. Geldik gerçek sayılarda çarpma işlemi özelliklerine. Kapalılık özelliği. 2 tane diyor reel sayı alsanız. Çarpsanız sonuç diyor yine reel sayıdır. Buna kapalılık özelliği diyoruz. Değişme özelliği A ile B'yi çarpsanız bir sonuç bulsanız. Sonra yer değiştirip B ile A'yı çarpsanız yine aynı sonucu bulursunuz. Evet 2 ile 3'ü çarpmakla 3 ile 2'yi çarpmak arasında hiçbir fark yok. Birleşme özelliği parantez kaydırma özelliği. Siz önce B ile C'yi çarpıp çıkan sonucu A ile çarpsanız bir sonuç elde etseniz. A ile B'yi çarptıktan sonra çıkan sonucu C ile çarpsanız aynı sonuçlar elde edilir diyor birleşme özelliğinde. Etkisiz eleman çarpmanın etkisiz elemanı 1'dir. A sayısını 1 ile çarparsanız sonuç ne gelir arkadaşım? A gelir. Dolayısıyla 1 burada etkisiz elemanı olduğu ortaya çıkar. Yutan eleman. Hocam toplamada yoktu. Evet toplamanın yutan elemanı yok ama çarpmanın var. Yutan eleman dediğimiz hangi elemanla çarparsan çarp yine kendisini çıkartıyor. Kim burada yutan eleman çarpmadı? 0. Çünkü 0 ile neyi çarparsan çarp sonuç 0'a dönecek. Kendisine çeviriyor. Ters eleman. Arkadaş burada ters eleman ters çeviriyoruz. Amuda kaldırıyoruz. A sayısının tersi 1 bölü A olacaktır diyoruz.
A sayısının tersi 1 bölü A olacaktır. Çünkü çarptığında sonuç ne geliyor? 1 geliyor. Ama burada bir şeye dikkat. 0'ın galiba tersi olmayabilir. 0'ın tersi 1 bölü 0. Payda 0 olmayacaktı, sıkıntı oluşturabilir. Ona da dikkat etmemiz gerekebilir. Çarpma işleminin toplama işlemi üzerinde dağılmasına bakacağız şimdi. A ve B reel sayılardan seçilmiş arkadaşlar. A çarpı B artı C ifadesini şöyle dağıtabiliyoruz biliyorsun. A çarpı B. Bir de bununla çarptık. A çarpı C artı ifadesini araya koyduk. İstersek şöyle de dağıtabiliyoruz. A çarpı C, B çarpı C ve aralarına toplama işareti koyuyoruz. Yani buradan elde ettiğim bilgi üzerinden şunu yapmanı istemiyoruz, haberin olsun. 15'ten 7 çıktı hocam. 8, 8 çarpı 4, 32. Bu daha kolay değil mi? Burada dağılma özelliğini görmek için yazdık bu örnekleri. 15 çarpı 4 eksi, bir de 4 ile 7'yi çarpacağım. 7 çarpı 4 olacaktır. Dağılma özelliğini gösteriyorum, sadece sonuca gitmeyeceğim. Eksi 3 ile 11'i çarpıyorum. Eksi 3 çarpı 11 artı eksi 3 çarpı 9 ifadesi ne yaptık? Çarpma işleminin toplama işlemi üzerinde dağılmasıyla alakalı örneklerimize de bakmış olduk. Ve geldi karşımıza bir soru. M ve N birer tam sayı olmak üzere M artı N çarpı kök 7 artı N eksi 4 çarpı kök 51 ifadesi bir rasyonel sayı belirttiğine göre M çarpı N kaçtır denmiş. Ya bu nasıl rasyonel olacak ya? Kök 7 bir kere irrasyonel. Kök 51 irrasyonel. Yani M artı N mesela 4 olsa 4 çarpı kök 7 4 kök 7 yapar. Hocam şimdi matematiği biraz bilen 8. sınıftan bazı bilgileri almış olan arkadaşlar olabilir. M artı N ifadesine kök 7 verelim hocam diyebilirler. Kök 7 ile kök 7'yi çarpıp rasyonel yapacaklar. Fakat M ile N'nin tam sayı olduğu söyleniyor. Bunu sağlayabilmek için tek şansımız arkadaşlar M artı N'nin de N eksi 4'ün de 0 olması. Başka bir şansımız söz konusu değil. Hocam böyle nasıl olacak? 0 ile kök 7'yi çarpacağım 0. 0 ile kök 51'i çarpacağım 0. Dolayısıyla sonuç bir rasyonel sayı olan 0 çıkacak. Bu durumda M artı N ifadesini 0'a, N eksi 4 ifadesini 0'a eşitlersem, eksi 4'ü karşı tarafa attığımda N'nin karşılığı buradan 4. N yerine birinci ifadede 4 yazarsam ve 4'ü karşı tarafa atlarsam B'nin karşılığı buradan eksi 4 gelecektir. Bizden bu ikisinin çarpımı istenmiş. Dolayısıyla sorumuzun cevabı eksi 16 olacaktır. Geçen dersin ödüllü sorusunun çözümünü yapalım. Piyano, gitar, keman kurslarından en az birine katılanların bulunduğu bir grupla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir diyor. Ben de 3 tane böyle küme oluşturuyorum. Bu 3 tane kümenin bir tanesi piyano, bir tanesi gitar, bir tanesi de kemanı ifade ediyor. Grupta toplam 84 kişi var. Tamam. Her 3 kursa katılanların sayısı 9. Hop, ortaya 9'u yazdım. Sadece piyano x, sadece gitar ve sadece keman kurslarına katılanların sayısı birbirlerine eşitti. O zaman bunlar xxx. Piyano ve gitar, piyano ile gitarın kesişimi. Şuraya y dersem y artı 9 kişiden bahsediyoruz. Piyano ve keman, şurası o zaman o da eşitmiş y. Gitar ve keman, o zaman burası da y. Piyano kursuna katılanların sayısı en az kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini toplayıp gruptaki toplam kişi sayısı olan 84'e eşitleyelim. X, 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 3X artı Y, 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 3Y artı 9'um var eşittir 84. 9'u karşı tarafa atarsam 3X artı 3Y'nin karşılığı buradan 75. Her tarafı 3'e böldüğümde X artı Y'nin karşılığı buradan 25 gelecektir. Peki bizden istenilen neydi? Piyano kursuna katılanların sayısının en az olmasını istiyor. Piyano kursuna katılanlar x artı y artı y artı 9. Şimdi x artı y'nin zaten net 25 olduğunu biliyoruz. O halde 25 artı y artı 9'un en az olmasını istiyorum. Yani 34 artı y en az olacak. O zaman y'ye kaç veririm? Ben y'ye en az 0 verebilirim. Bu bölgelerle alakalı herhangi bir şekilde boş küme olacak olmayacak dememiş. Dolayısıyla y'ye 0 verirsek bu durumda piyano kursuna katılanların alabileceği en küçük değer 34 olacaktır. Ödüllü sorumuz. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. A bölü B artı B bölü A ifadesinin sonucu da bir tam sayıymış. Enteresan. Buna göre diyor 4A artı 5B bölü 3B eksi 2A işleminin sonucu kaçtır? Hadi bakalım cevaplarınızı bekliyoruz. Ödevleri ihmal etmiyoruz. Geldik konu biterken bölümüne. Doğal sayıları gördük. Aslında doğal sayılar içerisinde rakam mevzusuna da baktık. 0'dan 9'a kadar dedik. Doğal sayılar meselesi içerisine neye baktık arkadaşlar? Sıfırdan başlar dedik. Bak doğal sayı sıfırdan başlar. Çok önemli dedik. 1, 2, 3, 4 sonsuza kadar gider. Sonra tam sayılar mevzusu vardı. İşin içerisine negatifler girmişti.
Ardından rasyonel ve irrasyonele baktık. Rasyonel tam sayılardan daha büyük bir küme A bölü B şeklinde yazılan fakat B'si sıfırdan farklı. Aşağıya sıfır yazamadığımız bir mevzuydu. İrrasyonel mesela köklü bir ifade vardı. Kök 7. 7 dışarı çıkabiliyor mu? Hayır. Hocam dışarı çıkabilen bir tane söyler misin? Kök 9 mesela. Kök 9 dışarıya 3 diye çıkar. Dolayısıyla kök 9 rasyoneldir. Ama dışarı çıkamıyorsa bu kesinlikle irrasyonel. Ve pi gibi bir sayıdan bahsettik. Biliyorsun o pi re karelerde, 2 pi re'lerde falan bulunan pi sayısı. Pi sayısı da irrasyonel olduğundan bahsettik. Sonra dedik ki bu rasyonelle irrasyoneli birleştirdiğimizde gerçel sayılar yani reel sayılar ya da başka bir işte gerçek sayılar kümesini elde edeceğimi söyledik. Ardından gerçek sayılara toplama çarpma işleminin özelliklerine baktık. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Murat Hoca. Şimdiki başlığımız dayanıklılık, adezyon ve kohezyon. Hadi gelin konumuza başlayalım. Evet arkadaşlar, bu konuda neleri inceleyeceğiz? Dayanıklılık nedir? Katı maddelerin dayanıklılığı nasıl olur? Adezyon ve kohezyonu inceleyeceğiz. Adezyon nedir? Kohezyon nedir? Adezyon ve kohezyon arasındaki ilişkiler nelerdir? Bunları inceleyeceğiz. Yüzey gerilimi ve kılcallıkla da olayı bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar, adezyon ve kohezyon kullanım alanları, maddelerin dayanıklılıklarının nelere bağlı olduğunu inceleyeceğiz bu konuyla. Ve aynı cins ve farklı cins atomların birbirlerine yapışması sonucu oluşan olayları inceleyeceğiz arkadaşlar. Ödevlerimizi yapmayı unutmuyoruz. Evet arkadaşlar, burada da gördüğünüz gibi fare ben senden dayanıklıyım diyor. Fil ise hadi be orada sen de demiş. Şimdi arkadaşlar hangisi dayanıklı? Dayanıklılık dediğimiz şey katı cisimler üzerlerine uygulanan kuvvetlere karşı bir direnç gösterirler. Katıların dış etkilere karşı kendini korumasına katıların dayanıklılığı denir arkadaşlar. Dayanıklılık maddenin cinsine, boyutlarına, ortamın şekline, sıcaklığına bağlıdır sevgili gençler. Şimdi katı cisimlerin kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılıkları kesit alanlarıyla doğru hacimleriyle ters orantılıdır. Yani dayanıklılık kesit alanı bölü hacimdir. Düzgün geometrik şekillerde arkadaşlar mesela silindir için baktığımızda kesit alanımız pi r kare ama hacmimiz pi r kare h. Dayanıklılığımız 1 bölü h'a eşittir. Kürede arkadaşlar kesit alanımız pi r kare, hacmimiz 4 bölü 3 pi r küp. Buradan 3 bölü 4 r gelir. Arkadaşlar küpte A kare kesit alanı, A küp ise hacmi 1 bölü A diyeceğiz. Prizmada da arkadaşlar taban alanımız A çarpı C ama hacmimiz A, B, C 1 bölü B kadar dayanıklılığımız vardır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu bir soruyla taçlandıralım. Aynı maddeden yapılmış boyutları şekilde verilen silindir ve dikdörtgenler prizmasının dayanıklılıkları oranı D silindir bölü D prizma kaçtır? Pi'yi de 3 alınız demiş. Arkadaşlar silindirin dayanıklılığını yazarken D silindir eşittir. Pi çarpı 2'nin karesi bölü pi çarpı 2'nin karesi çarpı yüksekliği 5. Prizma için arkadaşlar 3 çarpı 5 bölü 3 çarpı 5 çarpı 5. Bunları oranladığımızda pi çarpı 2'nin kareleri gider ve buradan 1 bölü 5 kalır. Aynı şekilde prizmada da 3 ve 5'ler sadeleşir. Burada da 1 bölü 5 kalır. Cevabımız 1 olur sevgili arkadaşlar. Bakın burada çok önemli bir püf nokta var. Düzgün geometrik şekillerin yüksekliklerine bakın. Her ikisi de 5 santim olduğu için bunların dayanıklılıkları eşit oldu. Demek ki düzgün geometrik şekillerde 1 bölü yükseklik bizim için nedir arkadaşlar? Dayanıklılık ifadesidir. Bir başka soruya bakalım. Yukarıda verilen yargılardan doğru olanların başına D, yanlışların başına da Y koyacağız. Bir kübün boyutları artırıldığında yüzey alanı artar. Evet arkadaşlar, yüzey alanımız artar. Doğrudur. Bir kübün boyutları iki katına çıkarılırsa dayanıklılığı yarıya düşer. Doğru arkadaşlar. Yükseklik iki katına çıkarsa dayanıklılık yarıya düşer. Bir silindirin yüksekliği arttıkça dayanıklılığı artar. Yanlış arkadaşlar. Yükseklik arttığı zaman dayanıklılık 1 bölü yükseklikle orantılıydı. Yükseklik artarsa dayanıklılık düşer. O zaman bu yanlıştır. Karınca fareden daha dayanıklıdır demiş. Sevgili arkadaşlar, kısa boyuttaki canlılar büyük boyuttaki canlılardan daha dayanıklıdır. Bu da doğrudur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, adezyon ve kohezyon konusuna gelelim. Bakın burada su damlacığını görüyorsunuz. İşte cama yapışmış olan su damlaları var. Bir de bal kaşığıyla balın
alınması olayı var. Bakın arkadaşlar, adezyon dediğimiz şey ne? Farklı moleküllerin, farklı moleküller arasında moleküllerin birbirlerine yapışmalarını sağlayan kuvvete adezyon kuvvet diyoruz. Anahtar burada nedir arkadaşlar? Farklı moleküller yapışma, ıslatma. Yağmur damlalarının cama yapışması, tutkalın tahta parçalarına yapıştırması, yere dökülen suyun yeri ıslatması, havuzdan çıktığımızda saçlarımızın birbirine yapışması gibi örnekler adezyon kuvvete örnektir arkadaşlar. Peki kohezyon için ne diyeceğiz? Aynı cins moleküller arasındaki çekim kuvvetine kohezyon kuvvet diyoruz. Buradaki anahtar kelimemiz aynı tip moleküller birbirini tutma, ıslatmama. Yağmur damlalarının bitkiler üzerine küresel şekilde kalması, musluktan damlayan suyun alt kısmının küresel şekli alması, yere dökülen civanın yeri ıslatmaması, leke tutmayan kumaşlar gibi örnekler kohezyon kuvvete örnektir sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar bir boru içerisine su koyduğumuzda bakın bu şekilde bir şekil alacaktır, U şeklinde. Bu ne demektir? Adezyon kuvvet kohezyon kuvvetten daha büyük demektir. Aynı boruya daha yoğun bir sıvı koyduğunda cıva gibi bu sefer arkadaşlar bir kubbe şeklinde bir şekil alacaktır sıvı. Bu da kohezyon kuvvetin adezyon kuvvetten daha büyük olduğu anlamına gelir. Bir sıvının yüzeyi ıslatıp ıslatmayacağı adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin büyüklüklerine bağlıdır. Şimdi arkadaşlar bir başka sorumuza bakalım. Aşağıda verilen olaylardan hangileri adezyon hangileri kohezyon kuvvetiyle ilgilidir demiş. Şimdi tabloyu dolduracağız. Tozların arabalara yapışması. Yapışma olayı neydi arkadaşlar? Yapışma olayımız adezyondu. Musluktan suyun sürekli akması, damlalar halinde akması, kohezyon, aynı tür. Tepsiye hamurun yapışması, adezyon. Çay tabağının çay bardağına yapışması, adezyon. Boya fırçasının boya çıkınca kıllarının birbirlerine yapışması olayı, yine adezyon. Tebeşirle tahtaya yazı yazılması, tebeşir tozunun tahtaya yapışması ile ilgili adezyon. Yağmur damlalarının küresel şekil alması kohezyondur arkadaşlar. Dökülen meyve suyunun halıya leke bırakması yani yapışması yine adezyondur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi bir başka sorumuza bakalım. S, F ve T yüzeylerine damlatılan aynı sıvının yüzeylerdeki şekilleri aşağıdaki gibidir. Buna göre bu sıvıların yüzeylerdeki kohezyon kuvvetleri arasındaki ilişki nasıldır demiş. Arkadaşlar en az birbirini bırakan moleküller nerede? T yüzeyinde değil mi? Sonra arkadaşlar S yüzeyinde, sonra ise F yüzeyinde. F'de dağılmış halde birbirlerini çok tutamamışlar. Dolayısıyla T büyüktür, S büyüktür, F diyeceğiz bu sorunun cevabı için. Evet arkadaşlar sıra geldi yüzey gerilimine. Durgun sıvı yüzeylerinin bombeli görünmesi yüzey geriliminin bir sonucudur. Yüzeydeki molekülleri ve sıvının iç kesimlere etki eden kuvvetlerin farklı olmasından dolayı yüzey ince bir zar gibidir. Buna yüzey gerilimi denir sevgili arkadaşlarım. Bakın burada bir böcek türü su üzerinde yüzüyor. Bunun nedeni yüzey gerilimidir arkadaşlar. İçerideki moleküller üst yüzeydeki molekülleri kendilerine doğru çekerek orada gergin bir ortam oluştururlar. Şimdi yüzey gerilimine etki eden faktörler nelerdir? Mesela maddenin cinsi yani oradaki sıvının ne kadar yoğun olduğu bu yüzey gerilimini arttıran bir etkidir. Dış basınç bir başka etki. Sıcaklık. Sıcaklık fazla olursa madde molekülleri daha çok hareketli olur. Yüzey gerilimi azalır arkadaşlar. Sıvıya deterjan eklenmesi yüzey gerilimini etkiler. Sıvıya tuz eklenmesi de yüzey gerilimini etkileyen faktörler arasındadır. Burada gördüğünüz şekillerde bakın ataç sıvı üzerinde yüzüyor sevgili arkadaşlar. Bazı kertenkele türleri, böcek türleri sıvı üzerinde yüzebiliyor. Bunun da sebebi yine yüzey gerilimidir diyeceğiz arkadaşlar. Sıra geldi kılcallığa. Sıvıların bir yüzeye temas ettiklerinde adezyon kuvvetlerinin kohezyon kuvvetlerine göre daha büyük olduğu durumlarda sıvı bu yüzeyde yayılmaya başlar. Bu yayılma olayına ne diyoruz? Kılcallık diyoruz. Kılcallık denir. Çapı 1 milimden küçük borularda sıvıların kendiliğinden yükselmesi ya da alçalması olayı kılcallık etkisiyle gerçekleşir. Kılcal borunun kesit alanı küçüldükçe sıvının boruda yükselme ya da alçama miktarı artar sevgili arkadaşlarım. Bakınız burada farklı kesitlerde ne var arkadaşlar? Borularımız var. Ve bu farklı kesitlerdeki borularda sıvıların nasıl yükseldiğini, nasıl alçaldığını görebiliyoruz. Nedir? Boru inceldikçe, yani kesiti küçüldükçe sıvı daha çok yükselecek. Bunu unutma.
Ağaçlarda köklerden emilen suyun yapraklara taşınması, bir ucuz sıvıya değen peçetenin suyu emmesi, paçalarımızın ıslandığında ıslaklığı yukarıya doğru çıkması, gazlanması ve mum fitilinin nemli olması gibi olaylar kılcallığa örnektir arkadaşlar. Bunları lütfen unutmayalım. Sıvının adezyon kuvveti büyükse sıvı kılcal boru içerisinde kendiliğinden yükselir. Sıvının kohezyon kuvveti büyükse sıvı kılcal boru içerisinde kendiliğinden alçalır. Bunlar da önemliydi arkadaşlar. Şimdi sorumuza geçelim. Aşağıdaki olaylardan hangileri kılcallılık, hangileri yüzey gerilimiyle ilgilidir demiş. Bakıyoruz. Saksıdaki çiçeğin sulanması arkadaşlar. Sulanma kılcallıkla alakalı. Bulaşık süngerinin suyu emmesi kılcallıkla alakalı. Basilisk kertenkelesinin suda koşabilmesi yüzey gerilimiyle alakalı. Toplu iğnenin suda batmaması yine yüzey gerilimiyle alakalıdır arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, konumuzu bitirirken dayanıklılıkla ilgili neler öğrendik? Katılarda boyutun dayanıklılığa etkisini öğrendik. Cisimlerin kendi ağırlıklarını taşıyabilmesi yine dayanıklılıkla ilgiliydi. Yük taşıma kapasitesini etkileyen faktörler dayanıklılıkla ilgiliydi. Aynı şekilde adezyon ve kohezyon kuvvetlerden bahsettik. Adezyonun yapışma ve farklı cinsler arasında olduğunu, farklı cins moleküller arasında olduğunu, kohezyonun birbirini tutma, aynı cins moleküller arasında olduğunu, yüzey geriliminin yüzeydeki kohezyon-adezyon dengesizliği ile ilgili olduğunu, kılcallığın da sıvıların kendiliğinden hareket etmesi olduğunu öğrendik arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, bu da bizim ödüllü sorumuz. Bu ödüllü soruyu bir sonraki hafta çözeceğim. Hazırsanız geçen haftanın ödüllü sorusunu birlikte çözelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geçen haftanın ödüllü sorusuna baktığımızda taban alanı 3S olan silindirik kaptaki sıvıda taban alanı S olan başka bir silindirik kap şekil 1'deki gibi yüzmektedir. Yüzen kabın içine bir K cismi bırakıldığında şekil 2'deki durum oluştuğuna göre H üssü yüksekliği kaç H'tır? Şimdi arkadaşlar en başta sıvımız ne kadar? Bakınız, normalde tabanımız 3S, yüksekliğimiz 4H birinci şekilde. Burada arkadaşlar ne olmuş? 12HS'lik sıvı yüksekliği var ama bardağa koyduğumuzda 12HS olmuş. Peki bardak ne kadar bu sıvıyı yükseltmiş? H çarpı S kadar. Yani bardak olmasaydı benim 11HS'lik sıvım olacaktı. Buna arkadaşlar K cismini eklemişiz ve K cismini ekleyince sıvı 2HS artmış. Peki toplam ne kadar oluyor? 2H artı H üssü çarpı 3S oluyor arkadaşlar. 3S'i dağıtalım. 13HS 6HS artı 3H üssü S oluyor. 7HS eşittir 3H üssü S. Buradan da H üssü 7H bölü 3'tür diyoruz arkadaşlar. Kazanan arkadaşlarımız hemen aşağıda görüntüleniyor. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Biyoloji dersinde bugün yeni konumuza başlıyoruz. Yeni konumuz karbonhidratlar. Karbonhidratlarla birlikte canlıların temel bileşenlerinden organik bileşiklere başlamış oluyoruz gençler. Tabii ki dersin en başında organik bileşikleri vereceğim. Organik bileşiklerin genel özelliklerini anlatacağım. Daha sonra karbonhidratları çok detaylı bir şekilde göreceğiz. Hazırsanız yaslanın arkanıza, başlıyoruz. Şimdi bugünkü dersimiz karbonhidratlar dedik. Öncelikli olarak tabii ki ödevlerinizi söyleyeyim. Bugünkü dersi bitirdiğimiz zaman 0'dan 9 adam ve 9 dinamodan nereleri çözmeniz gerektiklerini söyleyerek konu anlatımına başlayayım. Karbonhidratların genel özellikleri testini bitiriyorsunuz. Karbonhidrat çeşitlerini de bitiriyorsunuz. Yağlara, lipidlere geçiş yapmıyorsunuz. Yani sayfa 36'ya kadar 0'dan 9'a biyolojide bitirmiş olun bu dersi bitirdiğimizde. Aynı şey dinamo için de geçerli gençler. Hemen açıyorsunuz, karbonhidratların sonuna kadar geliyorsunuz. Yağlar kısmına geçiş yapmıyorsunuz. Sayfa 27'ye kadar 9 dinamodan da çözmediğiniz herhangi bir kısım kalmasın. Bugünkü dersimizde organik bileşiklere geçiş yapacağız dedik. Organik bileşiklerin inorganik bileşiklerden farkını söyleyeceğim. Organik bileşik çeşitlerinden bahsedeceğim. Aynı zamanda karbonhidratların genel özellikleri konumuz olacak. Karbonhidratları üçe ayıracağız. Monosakkarit, disakkarit ve polisakkaritleri de anlatacağız.
Organik bileşikler dediğimiz zaman bunlarda karbon ve hidrojen atomları bir arada bulunuyordu. Aynı zamanda bunlar oksijen elementini de içerecekler. Ama baktığımız zaman bilmem ne organik bileşiğinin yapısında azot da olabilir. Falanca organik bileşiğin yapısında kükürt olabilir. Filancanın yapısında fosfor bulunabilir. CHO çok büyük bir kısmında tabii ki kesin ve net olarak bulunacak gençler. İnorganik bileşikler için ne demiştik? Canlılar tarafından sentezlenemiyordu. Herkes bunları doğadan hazır olarak alıyordu. Organik bileşikler ise canlılar tarafından sentezlenebilecek. Organik bileşikler, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, enzimler, vitaminler, nükleik asitler, ATP ve hormonlardır. Bunların içerisinde benim sentezleyemediklerim de var. Mesela vitaminleri ben sentezleyemiyorum ama bakteriler vitamin sentezleyebiliyor. Ya da bitkiler vitamin sentezleyebiliyor. Onlar da canlı olduğu için onların sentezlemesi organikler grubuna girmeleri için yeterli. Organik bileşikleri kendi içerisinde gruplandıracağız. Bizim enerji verici organik bileşiklerimiz var. Yapıcı onarıcı organik bileşiklerimiz, düzenleyici dediğimiz organik bileşiklerimiz var. Baktığımız zaman karbonhidratlara, yağlara, proteinlere, enzimlere başlamadan önce bilmemiz gereken birkaç tane kavram, tanımdan bahsedeceğim. Biz organik bileşikleri anlatırken hep yapı birimlerinden, yapı taşlarından bahsedeceğiz. Bir de büyüklerinden bahsedeceğiz. Diyeceğiz ki küçük küçük moleküller bir araya gelerek büyük moleküllere dönüşür. Ya da büyük moleküller parçalanarak küçük moleküllere dönüşür diyeceğiz. Yapı taşı, monomer, küçük derken neyi kastediyorum? Hücreyi düşünün. Şurası hücre zarı. Burada hücre zarından madde alışverişinin gerçekleştiği delikler var. Bir şey eğer hücre zarındaki deliklerden doğrudan geçebiliyorsa biz onlara küçük ismini vereceğiz. Keza karbonhidratların yapı taşı şudur dediysem hücre zarından doğrudan geçebiliyor. Proteinlerin yapı taşı budur dediğim zaman o hücre zarından geçebilecek büyüklüktedir. Sonra bu küçük 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 olan şeyler bir araya gelip daha büyük molekülleri oluşturacaklar. Bazen iki tanesi bir araya gelecek büyük bir şey oluşturacak. Bazen de yüzlercesi bir araya gelip büyük bir şey oluşturacak. Eğer sen küçük şeyleri bir araya getirip büyük bir şeye dönüştürüyorsan bu tepkimeden mutlaka su açığa çıkacak. Tepkimeye de dehidrasyon tepkimesi ismini vereceğiz. Tam tersine büyük bir şeyi kendini oluşturan daha küçük birimlere dönüştüreceksen tepkimeye mutlaka su girecek. Büyük şeyi su kullanarak parçalayacaksın. Bu olaya ise hidroliz ismini veriyoruz. Şimdi biraz mantığını oturtturmaya çalışalım. Besinlerle alınan organik bileşiğin birçoğu hücre zarından geçemeyecek kadar büyüktür. Polimer, dimer, trimer yani daha büyük yapılıdır. Bunların sindirilerek, parçalanarak neye dönüşmesi lazım? Küçük moleküllere yani monomerlere. Mono, di, tri, tetra, penta, hegza 6'ya kadar bilsem benim için yeterli. Poli de çok demek. Ben bir şeye monomer yapılı dediysem onun tekli yani küçük yapıya sahip olduğundan bahsediyorum. Polimer yapılı dersem o artık çok şeyin bir araya gelmesiyle oluşmuş yani büyük yapılı bir moleküldür gençler. Polimerler monomer yani yapı taşı adı verilen birimlerin aynı ya da benzeri moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşacak. Monomerler bir araya geldiği zaman bu olaya ne ismini veriyormuşuz? Dehidrasyon. Eğer sen büyük bir şeyi kendini oluşturan moleküllere parçalıyorsan hidroliz ismini vereceğiz. Yıldız, yıldız, yıldız. Çok soru çıkacak, çok karşıma gelecek. Dehidrasyon reaksiyonlarında yani küçük molekülleri bir araya getirip büyük bir şeye dönüştürürken enerji harcarsın. Ama büyük bir şeyi yıkarken, parçalarken, kendini oluşturan birimlere dönüştürürken enerji harcamaya gerek yok. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane monomerim varmış.
Ben bu 10 tane şeyi birbirine bağlamışım. Küçüklerden büyük bir şey yaptığıma göre de açığa ne çıkmış? Su. Burada bir kural var. Sen şimdi 10 tane küçük şeyi birbirine bağladın ya, hemen şuradan renkli bir kalem alayım. 10 tane şeyi birbirine bağlamak için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane bağ kurarsın. Yani bir eksiği kadar. Genel kuraldır. En sayıda şeyi bir araya getirip büyük bir şeye dönüştürüyorsan en eksi bir sayıda su açığa çıkar. Çünkü kurulan bağ sayısı kadar su açığa çıkıyor. Mesela sana dedim ki 100 tane X monomeri bir araya gelip büyük bir şeye dönüşüyorlar. Kaç su açığa çıkar? 99. 4 tane X maddesi bir araya gelip büyük bir şeye dönüşüyorsa 3 tane su açığa çıkacaktı. Bir eksiği kadar bağ kurulur, bir eksiği kadar su açığa çıkar. Aynı şey karbonhidratlar için de geçerli, proteinler için de geçerli, nükleik asitler için de geçerli. En eksi bir mantığını iyi anlamamız gerekiyor. Devam ediyorum. Organik yapılı monomerler ototrof canlılar, yani üretici canlılar tarafından sentezlenecekler. Fotosentez tepkimeleri sonucunda üretilecekler. Yani bitkiler karbondioksit ve suyu aldığı zaman besin sentezler diyoruz ya. O besin dediğimiz şey aslında organik yapılı moleküllerdir. Karbonhidrat da olabilir, yağ da olabilir, vitamin de olabilir. Bizim için önemli olan bir kısma geliyorum. Yaslan arkana, çok çıkacak karşımıza. Dediğim gibi bugün karbonhidratları anlatacağım ama enerji veren organik bileşikleri en başta söylemek istiyorum. Çünkü bunların bir karşılaştırmasını yapacağız. Şimdi bizim enerji veren organik bileşiklerimiz 3 tane. Karbonhidratlar, lipitler yani yağlar, bir de proteinler enerji verici organik bileşiklerdir. Bir şeyin enerji vermesi demek, çek içine oksijeni, içeride kiminle yakıyorsun? Besinle. Oksijeni içeriye çektim hocam, besinle yaktım. Yaptığın zaman açığa ne çıkıyor? Karbondioksit artı su açığa çıkıyor. Baktığımız zaman bu besin yerine ne yazabiliyorsam o enerji vericidir. Çünkü karbonhidrat, yağ ve proteinler oksijenle tepkimeye girer. Bu tepkime sonucunda tabii ki karbondioksit ve su açığa çıkar. Bir de kullanılabilir enerji formu olan ATP sentezlenir. Bundan başka enerji verici hiçbir şey yok. Bir bunların kullanım sırası var. Bir de bunların enerji verme miktarı var. Benim şimdi enerjiye ihtiyacım var. Enerjiye ihtiyacım olduğu zaman ilk gidip kimin kapısını çalıyorum? Karbonhidratların kapısını çalıyorum. Vücudumdaki şekerler yani karbonhidratlar bitti. Karbonhidratlar bittiği zaman bu sefer kimin kapısını çalmaya başlıyorum? Yağların yani lipitlerin kapısını çalıyorum. Vücudumda çok büyük bir açlık yaşadım. Lipitler kolay kolay bitmez. Lipitler de neredeyse bitme noktasına geldi. Vücut sigorta şirketi gibi çalışıyor. Bu sefer proteinlerin kapısını çalmaya başlıyor. Aslında proteinlerimizden enerji elde etmek istemiyoruz. Proteinlerden enerji elde etmek demek biraz insanın kendi iç yapısını, organlarını, düzeni bozduğu anlamına gelir. Diyetisyen televizyona çıkıyor, ne diyor? Karbonhidrat yemezseniz kilo verirsiniz diyor. Ben vücuduma karbonhidrat almazsam, vücudumda karbonhidrat olmazsa enerji eldesi için kimleri yakmaya başlayacağım? Yağları. Yağları yaktığım zaman da tabii ki kilo vermiş olacağım. Unutma. Geldim bunların eşit miktarda tepkimeye girdikleri zaman verdikleri enerji miktarına. Yağlar en fazla oranda enerji verici organik bileşiklerdir. Neredeyse karbonhidrat ve proteinlerin iki katı kadar, rakam bilmenize gerek yok, iki katı kadar enerji verirler. Lipitlerden sonra çok enerji veren molekül proteindir. Proteinlerden sonra da karbonhidratlardır. Burada diyorsun ki ya hocam, karbonhidratlar en az enerjiyi veriyor. Niye gidip biz onları birinci sırada kullanıyoruz?
Çünkü karbonhidratları yakmak çok kolay. Oksijenle çok kolay tepkimeye giriyorlar. O yüzden ilk sırada karbonhidratlar kullanılır. Yağları yakmak, karbonhidratları yakmaktan bir tık daha zordur. Zaten proteinleri yakmak istemiyoruz. Çok açlık durumunda proteinleri enerji eldesinde kullanıyoruz. Gençler, başlıyorum karbonhidratlara. Karbonhidratlar yapılarında karbon, hidrojen ve oksijen atomları bulunduruyorlar. Hücrelerde de birinci dereceden enerji kaynağı olarak kullanıldıklarını söyledim. Birinci dereceden enerji kaynağılar ama diğerlerine kıyas yaptığım zaman diğerlerinden daha az enerji veriyorlar. Aynı zamanda yapıcı onarıcı grubuna da katılır. Çünkü hücre zarının yapısında da karbonhidratlar var. Keza söylemiş olayım, bir sonraki ünitemiz zaten hücre ünitesi, orada tekrar edeceğiz. Hücre zarının yapısında karbonhidrat, yağ ve proteinler bulunur. Nükleik asit dediğimiz DNA'nın, RNA'nın yapısında, ATP'nin yapısında karbonhidratlar var. Bazı canlılarda da hücre çeperinin yapısını oluşturuyor. Mesela bitkilerin hücre çeperi selüloz yapılıdır. Selüloz da bir karbonhidrat çeşidi. Ya da mantarların hücre duvarı kitin yapılıdır. Kitin de bir karbonhidrat çeşidi. Karbonhidratlar enerji verici, yapıcı ve onarıcı moleküllerdir. Devam ediyorum. Karbonhidratlar, yani sakkaritler, şeker olarak bilinirler. İçerdiği birim şeker molekülü sayısına göre de biz bunlara monosakkarit, disakkarit ve polisakkarit olarak gruplandıracağız. Hani dersin başında sözel olarak söylemiştim ya, 6'ya kadar saysanız benim için biyolojide kurtarır gençler. Mono 1, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hexa 6 oluyor. Hepta 7, okta 8. Poli ne demek? Poli de çok demek. Bir şey monomer yapılıysa hocam hücre zarından doğrudan geçebilir. Mesela inorganik bileşiklerin tamamı küçüktür. Çünkü hücre zarından doğrudan geçebiliyorlar. Karbonhidratların monomeri monosakkaritlerdir diyeceğim. Bu grubun içindekilerin hepsi hücre zarından geçebiliyor. Disakkarit, ne bileyim işte, trisakkarit olsa, polisakkarit olsa bunlar geçemez. Devam ediyorum. Üçe ayıracağız dedik. Monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler olmak üzere 3 çeşit şekerimiz var. Monosakkaritler tek şekerliler. Yani bunlar en basit yapılı şekerler olacak. Genel formüllerine bakacak olursak CnH2nO(n)'dir. Yani aslında yapılarında bulunan karbon sayısına göre gruplandırılabilecekler. Glikozu çok kullanacağız. Mesela glikoz 6 karbonlu bir şekerdir. O zaman şuradan yazmaya kalkarsam, glikoz 6 karbonlu olduğuna göre formülü etmek istersem C6 yazacağım. H2n olduğuna göre H12 olacak. O da 6 olacak. Monosakkaritler karbonhidratların nesi? Monomeri, yani en küçük birimleri oluyor. Bunlar hücre zarından doğrudan geçebiliyorlar. Daha küçük parçalara ayrılmaları mümkün değil. Yapılarındaki karbon sayısına göre 3 ila 8 arasında değişiyor. 3 karbonlu, 5 karbonlu, 6 karbonlu. Bizim işimize kim yarayacak? 5 karbonlularla 6 karbonlular yarayacak. Bunlar küçük birimler olduğuna göre, bir araya gelip de büyük bir şeye dönüştüklerine göre, demek ki bunları bağlayacak bir bağ da ihtiyacımız var. Karbonhidratları birbirine bağlayan bağ da glikozit bağı ismini vereceğiz. Bunlar bir araya gelip daha büyük şekerleri meydana getirmiş olacaklar. Şimdi şuradan göstereyim, yaslan arkana. Dedim ya, 6'ya kadar saymanız benim için yeterli. 5 karbonlulara aynı zamanda 5 ne demekti? Penta. Pentozlar ismini de verebiliyorum. 6 karbon, 6 neydi? Hexa. Bunlara da hegzoslar ismini verebiliyorum gençler. 5 karbonlu 2 tane şekerimiz vardır. Bunlardan birincisi riboz. Diğeri ise deoksiriboz dediğimiz şekerdir. 6 karbonlular ise glikoz, fruktoz ve galaktoz şeklinde olacak.
konular ilerledikçe bunlar tekrar tekrar karşımıza çıkacak. Şöyle bir baktım. Ribonükleik asidin yani RNA'nın yapısına katılacak. Deoksiriboz ise DNA'nın yapısına katılacak. Bir sonraki derslerimizde RNA'yı ve DNA'yı anlatacağım ya. Döneceğim size diyeceğim ki yapısına katılan şeker neydi? Şuydu hocam diyeceksiniz. Riboz RNA'nın yapısına katıldığı gibi aynı zamanda ATP'nin yapısına katılan şekerdir diyeyim. Buradan devam ediyorum. Monosakkaritler 3 karbonludan 7 karbonluya kadar değişen çeşitleri vardır dedik. 3 karbonlu monosakkaritler solunum tepkimeleri sırasında ara bileşik olarak açığa çıkıyorlar. Kimlerin olduğunu bilmenize gerek yok. 5 karbonlulara aynı zamanda ne ismini veriyormuşuz? Pentozlar ismini veriyormuşuz. Riboz ve deoksiriboz olmak üzere de 2 çeşit 5 karbonlu şekerimiz var. Riboz kimin yapısına katılacak? Ribonükleik asidin. Bak ismini zaten şekerinden alıyor. Aynı zamanda da ATP'nin şekeri de ribozdur. Deoksiriboz ise deoksiribonükleik asidin yapısına katılacak. Yani DNA da ismini şekerinden alıyor. Deoksiriboz ve riboz ikisi de 5 karbonlu şekerler ama arada küçük bir fark var. Deoksiribozun ribozdan farkı bir oksijen atomunun eksik olmasıdır. Gençler burada da kimyasal formüllerini görüyorsunuz. Devam ediyorum. Bu sefer de sırada neyimiz var? Hekzoslar yani 6 karbonlularımız var. Baktığımız zaman bunların kapalı formülleri aynı, açık formülleri birbirinden farklı. Glikoz, fruktoz ve galaktoz bizim hekzoslarımızdır ve bunlar birbirinin izomeridir diyoruz. Ya hocam izomeri ne demek? Hemen size şuradan kağıttan çizerek göstereceğim. Çok detaylı bir şekilde sizin formülleri falan bilmenizi istemiyoruz, beklemiyoruz gençler. 6 karbonlu şekerler kimlermiş? Glikoz 6 karbonluymuş, fruktoz 6 karbonluymuş, aynı zamanda galaktoz da 6 karbonluymuş. Karbonhidratların formülüne göre hepsi C6H12O6. Ya hocam hepsi C6H12O6 ise niye farklı farklı isimlendirdik? Tamamıyla uyduruyorum. Mesela bunda 6 tane C böyle alt alta diziliyor. İşte 12 tane H var ya eşit dizilmişler. Birer tane bu tarafa birer tane bu tarafa. Bunda ise atıyorum C'ler böyle dizilmiş. 4 tane H bu tarafta, 8 tane H bu tarafta. Kapalı formülüne bakarsan hepsi C6H12O6. Açık formülüne bakarsan hidrojenlerin yeri farklı, karbonların yeri farklı. Yani bunlar farklı. Bunlar izomerdir. Birbirlerine çok kolay bir şekilde dönüşebilirler. Sorularda en fazla karbonhidratlardan hangisi karşımıza çıkacak? Tabii ki glikoz karşımıza çıkacak. Çünkü ben birazdan disakkaritleri yapacağım. Disakkaritlerin yapısında da glikoz olduğunu söyleyeceğiz. Polisakkaritleri anlatacağım. Onun da yapısında glikoz var. Çok karşımıza çıkıyor. Gidiyoruz doktora açlık kan şekerimize baktırıyoruz ya. Kanımızda da belli bir oranda şeker olması gerekiyor. Kanımızda olan o şeker de glikoz formudur. O yüzden de kan şekeri veya üzüm şekeri olarak da isimlendirilir. Baktım tüm canlı hücrelerde tabii ki bulunuyor. Hücrelerin öncelikle enerji kaynağı da glikozdur. Yani ilk olarak glikozlar solunum tepkimelerine katılarak ATP dönüşümü sağlanıyor. Sağlıklı bir insanın kanında 100-110 çıkması gerekiyor. Tabii ki yapılan testlere bağlı olarak rakamlar farklı olabilir. Ama test 100-120 arası normaldir diyor. Senin kan şekerin 300 çıktıysa burada bir sıkıntı var. Test 100-120 arası çıkarsa normaldir diyor. Seninki çıktı 50. Burada bir sıkıntı var demektir. Glikoz fotosentezle üretiliyor. Amino asitler yağ asitleri gibi organik moleküllere dönüştürülüyor. Glikoz dediğim gibi çok karşımıza çıkıyor. Çünkü birçok disakkaritin ve polisakkaritin yapı taşı glikozdur. Geldim fruktoza. Meyveleri yiyoruz tatlı tatlı. O meyvelerin o tatlı tatlı tadının olmasını sağlayan şey fruktozdur.
Fruktoz aynı zamanda meyve şekeri dediğimiz şekerdir. Galaktoza baktığımız zaman o da süt şekeri gençler. Süt şekerinin yapısındaki şekerdir. Memeli hayvanlar ve bazı bitkilerde sentezleniyor. Hani anneler bebişlerini emziriyorlar, süt veriyorlar ya, memeli hayvanların tamamı için geçerli. O sütün içerisindeki şeker galaktoz. Aynı zamanda bitkilerde de galaktoz var. Hekzozların tamamı tatlı olup en tatlı olanı da tabii ki fruktozdur. Ya hocam sen buna şeker şeker diyorsun, şekerler zaten tatlı olmaz mı demeyin. Ben size birazdan polisakkaritleri anlatacağım. Mesela polisakkaritlerden nişasta karşımıza çıkacak. Nişasta patatesin yapısında var. Ekmekte nişasta bol miktarda bulunur. Her şeker tatlı olmak zorunda değil. Ama hekzozlar, glikoz, fruktoz, galaktoz tatlıdır. En tatlısı da fruktozdur. İzomeri olduğunu anlattım. İzomer ne demekmiş? Hocam kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olan şeylere izomer deniyor. Geldim disakkaritlere. Disakkaritler de adı üstünde ikili ya bunlar. İki tane monosakkaritin birleşmesi sonucunda disakkaritler sentezlenecek. Her zaman cebine glikozu koyacaksın. Yani hepsinin yapısında bir glikoz var. Öncelikli olarak yapmaya başlayalım. Gli gli bir araya geldiği zaman maltozu meydana getirecek. Yani iki tane glikoz birleşti mi maltoz sentezi gerçekleşir. Arada kurulan bağın adı neydi? Glikozit bağıydı. N-1 kuralından bahsetmiştim ya. Aslında burada da geçerli. Sen iki tane molekülü bir araya getirip disakkarit sentezlediysen arada kaç tane bağ kurdun? 1. Açığa kaç su çıktı? 1. Bu tepkime iki küçükten bir büyük oluşumuysa şuraya neyi yapıştırabilirim? Dehidrasyon diyebilirsiniz hocam. Şuraya neyi yapıştırabilirim? Hidroliz diyebilirsiniz hocam. Sonra geldim glikozla fruktoz bir araya geldiği zaman da bizim sükroz dediğimiz, bazen de sakkaroz olarak karşınıza çıkar. Hemen yazmış olayım. Sakkaroz olarak karşınıza çıkar. Onu da yazmış olayım. Tabii ki bir molekül su açığa çıktı. Küçükten büyük yaptın dehidrasyon. Tam tersi olsaydı hidroliz olurdu. Arada da glikozit bağı kuruldu. Glikozla galaktoz bir araya geldiği zaman ise laktoz dediğimiz disakkarit sentezlenmiş olur. O zaman benim disakkaritlerim maltoz, sükroz ve laktozdur. 3 tane disakkaritim var. Nasıl aklında tutuyorsun? Gli gli mal. 2 tane glikoz bir araya geldiği zaman maltoza dönüşüyor. Glikoz, galaktoz bir araya geldiği zaman laktoza dönüşüyor. İsmi içinde saklı. Glikozla fruktoz bir araya geldiği zaman da sükroz veya sakkaroz adını verdiğimiz disakkarit sentezlenmiş olacak. Maltoz dediğimiz zaman malt şekeri, arpa şekeri olarak da biliniyor. En çok arpa bitkisinde bulunduğu için. Sükroz, sakkaroz olarak da karşımıza çıkar. Çay şekeri. Çayın şekerini nereden elde ediyorlar? Pancardan. O yüzden şeker pancarında, havuçta, şeker kamışı bitkilerinde bol miktarda bulunuyor. Laktoz ise memeli canlıların süt salgısı içerisinde bol miktarda bulunur. Disakkaritler hidroliz edildiğinde açığa çıkan monomerler hücre zarından tabii ki geçebiliyor. Glikoz, fruktoz, galaktoz açığa çıkacak. Zaten hocam bunlara monosakkarit dedin. Bunlar tabii ki hücre zarından geçebilir. Maltoz ve sükroz bitki hücrelerinde sentezlenirken laktoz ise hayvansal hücrelerde sentezleniyor gençler. Monosakkaritleri bitirdik. Disakkaritleri bitirdik. O zaman sırada kim var? Polisakkaritler var. Poli ne demekti? Çok demekti. Polisakkaritler de çok şekerliler anlamına gelecek. Çok sayıda glikoz bir araya gelip de glikozit bağı ile birleştiği zaman polisakkaritler meydana geliyor. Formül N-1. En sayıda glikoz bir araya gelirse bir polisakkarit sentezlenir. N-1 sayıda da su açığa çıkar. 350 tane glikoz bir araya gelerek glikojen sentezleniyor. Kaç su açığa çıkar? 349. Kaç bağ kurulur? 349 bağ kurulur diyeceksin.
Buradaki N'in yanına gelen şey de her zaman glikozdur. Birazdan polisakkaritlerin nişasta, selüloz, glikojen, kitin olduğunu söyleyeceğim. Dördünün yapısında da glikoz var. Yani işte glikozlar bir araya gelip nişasta yapar. Fruktozlar bir araya gelip bir şey yapmazlar. Hep glikoz olmak zorunda. Ya hocam hepsinin yapısında glikoz var da hepsi çok sayıda birleşmesiyle oluşuyor da nasıl farklı isimlendiriyoruz? Baktığın zaman bunların yapısal farklılıkları var. Selüloz daha düz bir zincir şeklinde. Nişasta dallanmalar yapıyor. Glikojen daha da fazla dallanmalar yapıyor. Hatta polisakkaritleri kendi içerisinde depo polisakkaritler ve yapısal polisakkaritler olmak üzere ikiye ayıracağız. Nişasta ve glikojen depo polisakkaritlerimiz olacak. Kitin ve aynı zamanda sellozda yapısal polisakkaritlerimiz olacak. Nişasta ile başlıyorum. Nişasta ve glikojen ne dedik? Bunlar depo polisakkaritlerdir dedik. Canlılar glikozun fazlasını vücutlarında depo etmek isteyecekler. Hatta tam net tamamını söyleyeyim. Enerji verici organik bileşik kimdi? Karbonhidrat, yağ, protein. Bunlar oksijenli solunumda kullanılıyor. Bunlardan ATP elde ediliyor. Vücut diyor ki benim enerji verici bileşiğe her zaman ihtiyacım olur. O zaman enerji verici bileşikleri dışarıya atmamam lazım. Sağlıklı bir insanda karbonhidrat aşırı derecede yüklendin. Aldın. Ya çok aldım, depolar dolu, ben dışarıya atayım demez vücut. Yağı çok aldım, proteini çok aldım, vücut bunları atmaz, depolar. Glikozu da çok fazla aldığın zaman ne yapacak? Senin vücudun bu glikozun fazlasını depolayacak. Depolayabilmesi için de polisakkarite çevirmesi lazım. Neden? Glikozun çok diyelim. Bunları birbirine bağladığı zaman bir kere açığa su çıkıyor. Su ihtiyacını karşılarsın. Molekülün yapısından su çıktığı için molekül daha küçük bir hale geliyor. Yani hücrede de daha az yer kaplıyor gibi düşünebilirsin. O yüzden fazlasını glikoz olarak değil de bağlayıp polisakkarit olarak depoluyoruz. Kim nişasta halinde depoluyor? Bitkiler. Kalan alemlerde glikojen halinde depolanma söz konusu. Mesela hayvanlar alemindeki canlılarda, mesela mantarlar alemindeki canlılarda, mesela bakterilerde ve arkelerde glikozun fazlası glikojene dönüştürülerek depolanıyor. Demek ki bende de glikozun fazlası glikojene dönüştürülerek depolanır. Peki nerede? Diyelim ki vücuduma aşırı miktarda glikoz aldım. Kan şekerim normal seviyede. Her yerde işler rutin. Glikozun fazlasını hop karaciğerime gönderiyorum. Diyorum ki siz burada glikojene dönüşün. Ben yarın öbür gün vücuduma karbonhidrat almazsam gelir kapını çalarım. Depodan ihtiyacım olanı alırım. Keza bu yapılır. Mesela diyelim ki yemek yemiyorsun. Yemek yemiyorsun, acıkmaya başladın, kan şekerin düşmeye başladı. Hemen karaciğerden depo edilen glikojen bozulur. Glikozlara dönüştürülüp kan şekerin yükseltilir. Bir karaciğerimizde, bir de kaslarımızda depoluyoruz. Karaciğer biraz daha bonkör gençler. Vücudun ihtiyacı olduğu zaman her yere veriyor. Kas ben depoladım, bana lazım olur deyip kendinde depo olarak tutuyor. Geldim yapısal olanlara. Yapısallara da ne dedik? Yapısal, selüloz ve kitinden bahsediyoruz dedik. Selülozu daha önce de aslında duymuştuk. Bitkilerin hücre çeperi, hücre duvarı, yani bitki hücresini şöyle düşünürsen dışında hücre çeperi, hücre duvarı dediğimiz bir yapı var. Bitkilerin hücre çeperi, hücre duvarı da selüloz yapılıdır. Suda çözünmez bir özelliğe sahip selüloz. Kağıt ve pamuğun da ham maddesidir. Otçul hayvanları düşündüğümüz zaman da hayvan sadece ot yiyor. Ot yediği zaman aslında bitki hücresini yemiş oluyor. Bol miktarda hücre duvarı da yiyor. Yani sellozu da alıyor. Sellozu sindirip glikozlara çevirirse çok kolay hayatı. Bol bol karbonhidrat, bol bol glikoz almış olacak. Ama hayvanlarda selülozu sindiren enzim yok. Bende de yok. Yani ıspanak yediğim zaman ıspanak bitkisinin hücre çeperini parçalayacak, selülozu sindirecek enzimimiz yok. Ama tabii ki lifli gıdalarla beslenmemiz lazım. Bağırsak hareketlerinin daha kolay olabilmesi için. Ama sadece otla beslenen otçul hayvanlarda özel bir durum söz konusu.
Bunlar sindirim sisteminde selüloz sindirici bakterilerle birlikte yaşıyorlar. Yani hayvanın sindirim sisteminde bakteriler var. Bu hayvan otu yediği zaman selülozu sindiremeyip dışkıyla dışarıya atıyordu. Bu bakterilerin ürettiği enzimle selüloz parçalanıyor. Glikozlardan faydalanabiliyor. O da bakteriye yemek veriyor. Bakteri onun sindirim sistemini ev olarak kullanıyor. Karşılıklı yarar ilişkisi söz konusu oluyor. Dediğim gibi bizim de sindirim sistemimizde selüloz sindirecek enzim yok. Ama bizim devamlı olarak selüloz kaynaklı lifli gıdalarla beslenmemiz gerekiyor. Çünkü sindirim kanalından geçen selüloz sindirim sisteminde mukus salgılanmasını uyararak besinlerin daha kolay sindirim sistemimizde hareket etmesini sağlıyor. O yüzden de sağlıklı beslenmek için tabii ki sellozca zengin sebze ve meyveleri tüketmemiz gerekiyor. Sellozdan sonra gelelim son polisakkaritimiz olan kitine. Kitine de baktığımız zaman yine canlıların yapısal bir polisakkariti, suda çözünmez. Diğer polisakkaritlerden de farklı olarak yapısında azot var. Karbonhidratların hangi çeşidi olursa olsun CHO mutlaka var. Şu ana kadar saydığım ağzımdan çıkan karbonhidratların tamamında CHO bulunuyor. Kitinde buna ek olarak bir de azot bulunuyor. Böcekler, örümcekler kabukluların dış iskeletinde, aslında eklem bacakların dış iskeletiyle mantarların hücre duvarında kitin var. Böceğin üstüne basınca şöyle bir çatırt diye ses gelir ya, aslında o eklem bacakların dış iskeletindeki kitinin kırılmasından kaynaklanır. Bitkiler alemindeki canlılarda hücre duvarı vardı, selüloz yapılıydı. Mantarlar alemindeki canlılarda da hücre duvarı var ama mantarlar alemindekilerinki kitin yapılıdır. Sağlam bir yapıya sahip olan kitinden ameliyatlarda kullanılan dikiş iplikleri de üretiliyor. Kitin doku içerisinde çözündüğünden dikiş aldırmak gerekmiyor. Eskiden doktorlar bir yeri diktikleri zaman işte belli bir süre sonra gidiyordun, o dikiş ipliklerini oradan alıyorlardı. İz kalıyordu falan filan. Şimdi bu kitinden yapılan ipliklerle doktorlar diktiği zaman tekrar eğer açılma maçılma bir şikayetin olmazsa gelmene gerek yok. O iplik zaten kendiliğinden eriyecek diyorlar. O kısımda daha rahatlamış oldu kitinden dikiş iplikleri üretilince. Geldim bilmemiz gereken birkaç tane kısma gençler. Özellikle sorularda karşımıza çıkacak birkaç tane şeyi söylemek istiyorum. Ben vücuduma karbonhidrat, yağ ve protein aldığım zaman ne dedim? Vücut bunları dışarıya atmaz. İyi gün var, kötü gün var. Bu yemek yemez, aç kalır, zorda kalır. Ben bunlardan enerji elde edeyim der, dışarıya atmaz. Karbonhidratları, aşırı derecede şekerleri vücuduma aldığım zaman önce ne yapıyormuşum? Karaciğerime, kasıma gönderiyormuşum, depolarımı dolduruyormuşum. Kan şekerim de normal seviyede, her şey rutin. Ama ben vücuduma aşırı fazla almaya devam ediyorum. Aynı şey proteinler için de geçerlidir. Karbonhidratların ve proteinlerin fazlası, depoların dolu, her şey yolunda, yağ çevrilir. Yağ çevrilerek depolanır. Yağın da vücutta fazla artışı tabii ki şişmanlık dediğimiz duruma neden olur gençler. Ayrıca insülin direncine neden olarak şeker hastalığına, yani diyabete de yol açabilir. Vücut enerji ihtiyacını öncelikli olarak karbonhidratlardan karşıladığından, karbonhidratı da az tüketmek iyi bir şey değildir. Vücuduna karbonhidrat da alman lazım ama her şeyin belli bir dozajı var. Ben çok sağlıklı besleniyorum, vücuduma asla şeker sürmüyorum diye bir şey yok gençler. Zaten şu da var. Mesela sen şeker yemediğini iddia ediyorsun ama patates yiyorsun. Patates dediğin nişasta, sen patatesi yediğin zaman sindirim sisteminde nişasta parçalanıyor. Nişastanın içerisindeki glikozlar açığa çıkıyor. Tabii ki bitkileri yediğimizde de, hayvanları yediğimizde de vücudumuzu alıyoruz. Aşırıya kaçmamamız gerekiyor. Az tüketirsek de kan şekerimiz düşeceği için kendimizi halsiz, yorgun hissetmemiz söz konusu olabilir. Devam ediyorum. Birkaç tane doğru yanlış, konuyu kafamızda oturtmak için yapmamız gerekenler var. Gençler, onları yapalım, bitirelim. Karbonhidratlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi koyunuz.
Karbonhidratlarda karbon, hidrojen, oksijen, CHO kesin ve kesin var. O zaman bir arada bulunura tabii ki doğruyu yapıştırdım. İnsan vücudunda enerji eldesinde ilk sırada kullanılırken en fazla miktarda enerji verirler. Hadi oradan. Vücudumda yarısı doğru cümlenin tabii ki ilk sırada kullanıyorlar. Kullanım sırası neydi? Karbonhidrat, yağ, protein. Birinci sırada kullanıldı, onda hemfikirim. Ama en az miktarda enerji veriyorlardı. Çok kolay tepkimeye girdikleri için biz karbonhidratları ilk olarak kullanıyorduk. Monomerleri monosakkaritlerdir. Sorularda %99 glikoz çıkar. Ama glikoz da bir monosakkarittir. Unutmayın, bu bizim için doğru. Monomerleri arasında glikozit bağı dediğimiz bağlar kurulur. Doğru. Hücre içinde enerji vermede kullanılıyorlar. Hücre zarının yapısında da bulundukları için yapıya katılma gibi görevleri de tabii ki bulunacaktır. Geldim diğer bir soruma. Karbonhidratlar aşağıdaki hücresel yapı ve moleküllerden hangisinin yapısında bulunmaz? DNA'nın yapısında hangisi vardı? Deoksiriboz dediğimiz 5 karbonlu şeker vardı. ATP'nin yapısında riboz adını verdiğimiz 5 karbonlu monosakkarit vardı. RNA'nın yapısında tabii ki riboz vardı. Hücre zarının yapısında da karbonhidrat olduğunu, yağ olduğunu, yani lipid olduğunu ve protein olduğunu söyledim. O zaman karbonhidrat tabii ki var ama enzimlerin yapısında karbonhidratlar yoktur. Böyle bir cümle ağzımızdan çıkmadı. Oo, bir tane de hadi bakalım diyagrama. Monosakkaritlerle ilgili olarak verilen diyagramda doğru çıkışa ulaşınız diyor. Hücre zarından geçebilirler. Kimden bahsediyoruz? Monosakkaritler, monomerler, monosakkaritlerdir. Yani bunlar küçük. Tabii ki hücre zarından geçebilirler. Doğruya doğru gittim. Pentozlar enerji vericidir. Yanlış. 5 karbonlular, deoksiriboz ve riboz enerji verici olarak kullanılmaz gençler. Şunun yanına D'yi koydum, bunun yanına da Y'yi koydum. Hidroliz edilemezler. Monosakkaritlerden bahsediyoruz. Monosakkaritler küçüktür. Daha küçük birimlere hidroliz edilemezler. O zaman doğru D'dir dedim. Yani bizim cevabımız ne? Üçüncü çıkış dediğimiz çıkışa ulaştık. Ama diğer sorular belki kafanızı karıştırır diye onların da yanına D'ye koyayım. Çünkü biz konuyu öğrenmek istiyoruz şu an. Glikoz, fruktoz, galaktoz birbirinin izomeridir. Evet, kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklıydı. O zaman bu hocam bizim için doğru. 6 karbonlar disakkaritleri oluşturur. Evet, 2 tane 6 karbonlu bir araya geldiği zaman disakkaritler oluşuyordu. Gli gli mal, glikoz, glikoz, maltoz, glikoz, galaktoz, içinde saklı laktoz. Glikoz, fruktoz da sükroz yapıyordu. Bu da benim için doğru. Nükleik asitlerin yapısına katılırlar. DNA'nın yapısında deoksiriboz, RNA'nın yapısında riboz var. Bunlar da şeker, o zaman bu da doğru. Monosakkaritler glikozit bağı dediğimiz bağla bağlanıyorlar. Bu da bizim için doğruydu ama biz üçüncü çıkışa ulaştık. Hemen diğer sorumla devam ediyorum. Bakalım, eşleştirme istemiş. Disakkaritlerle ilgili bilgilerini disakkarit çeşitleriyle eşleştiriniz diyor. Eklem bacaklılarda dış iskeletin yapısında bulunur. O böceklerin üstüne basınca çatır diye bir ses geliyor demiştim ya. Eklem bacaklıların dış iskeletinde bulunan neydi? Kitindi. O zaman birin kime gitmesi lazım? B'ye gitmesi lazım. Bitkilerde lekoplastlarda depolanır. Lekoplastın bir organel olduğunu ikinci ünitemizde öğreneceğiz. Ama bitkilerde depolanır dediğine göre bitkilerdeki depo karbonhidrat kimdi? Nişastaydı. O zaman 2'nin de tabii ki A'ya gitmesi gerekiyor. Prokaryotlarda, hayvanlarda, mantarlarda glikozun fazlasını neye çevirerek depolayabiliyorlardı? Glikojene. O zaman 3'üncüye gitmesi lazım. Bitkilerde hücre çeperinin yapısı da tabii ki selülozdu gençler. Yani 4'ünde D'ye gitmesi gerekiyor. Diğer bir sorumla devam ediyorum. 2 tane monosakkarit birleşmiş, bir disakkarit sentezlenmiş. Tepkimeden tabii ki su açığa çıkacak. Yukarıda bir disakkaritin sentezi gösterilmiştir. Hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Bakıyorum.
C sükroz ise glikoz artı fruktozdur. Bakayım. Glikozla fruktoz bir araya geldiği zaman sükroz sentezleniyordu. Bir molekülde su açığa çıkıyordu. Olabilir mi? Olabilir. Sıkıntı yok. C'nin yapısında bir tane glikozit bağı bulunur. Disakkarit olduğuna göre iki tane monosakkarit birleşmiş. Bir tane glikozit bağı denilen bağ kurulmuş. Doğru. A glikoz, B galaktoz ise C hayvansal bir disakkarittir. Neden? Glikozla galaktoz bir araya geldiği zaman laktoz sentezleniyordu. Su açığa çıkıyordu. Laktoz da hayvansaldı. O zaman doğru. A ve B aynı çeşit monosakkarit ise C maltozdur diyor. A ve B'ye baktığımız zaman ikisi de glikozsa yani aynı çeşitse gli gli mal yapıyordu. İki glikoz bir araya geldiği zaman maltoz artı su açığa çıkar. O zaman bu da oldu. C hidroliz edilmeden hücre zarından geçebilir. Hadi oradan disakkaritler hücre zarından doğrudan geçemez ki. Monosakkaritler yani küçükler hücre zarından doğrudan geçebilir. Cevabımız E'ye düşmüş oldu. Geldim diğer bir soruma. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi tüm polisakkaritler için ortaktır diyor. Hatırlayayım, depo olanlar kimdi? Nişasta depo polisakkaritti, glikojen depo polisakkaritti. Yapısal olanlar ise selüloz ve kütündü. Hücre duvarının yapısına katılır, hepsi için geçerli değil. O zaman bu benim için gitti. Kağıt ham maddesi olarak kullanılır. Hepsi için geçerli değil, gitti. Dış iskeletin yapısına kitin katılıyor, hepsi için geçerli değil. Lökoplastlarda depolanma nişasta için geçerli, hepsi için değil. Glikozlar arasında glikozit bağı kurulması, en sayıda bir araya geldiği zaman en eksi bir sayıda su açığa çıkması tümü için geçerlidir. Konumuzun özet kısmına geldik gençler. Tüm gördüklerimizi şöyle bir toparlayacağız. Karbonhidratlara baktığımız zaman enerji verici, yapıcı ve onarıcı olan bileşikler olduğundan bahsettik. Enerjiye ihtiyacım olduğunda ilk sırada gidip kimin kapısını çalıyordum? Karbonhidratların. Üçünü de düşündüm. Eşit miktarda yaktım ben bunları dedim. Hangisi en az miktarda enerji veriyordu? Karbonhidratlar. Karbonhidratlar da yapısındaki şeker sayısına göre gruplandırılabiliyordu. Monosakkaritler tek şekerliler, disakkaritler çift şekerliler, polisakkaritler ise çok şekerliler oluyordu. Karbonhidratların monomerleri monosakkaritlerdi. Monosakkaritin hangi çeşidi olursa olsun hücre zarından doğrudan geçebilir. Monosakkaritler arasında glikozit bağı dediğimiz bağ kurulur. Disakkaritler ve polisakkaritler sentezlenirdi. Monosakkaritleri de pentozlar 5 karbonlular, bir de hegzozlar 6 karbonlular olmak üzere ikiye ayırdık. Pentozlar riboz ve deoksiribozdu. Riboz RNA'nın ve ATP'nin yapısına katılıyordu. Deoksiriboz ise DNA'nın yapısına katılan şekerimizdi gençler. Enerji veren organik bileşiklerin kullanım sırası karbonhidrat, yağ ve proteindi. Enerji verme miktarı yağ, protein ve karbonhidrat şeklindeydi. 6 karbonlular glikoz, glukoz bazen takılıyorsunuz hocam U'la mı İ'le mi fark etmez. Glikoza kan şekeri, üzüm şekeri ismini veriyorduk. Fruktoz meyve şekeriydi. Galaktoz ise süt şekeriydi. 6 karbonluların hepsinin formülü C6H12O6 idi. Yani bunların kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı. Bunlar birbirlerinin izomeridir. Geldim polisakkaritleri, onları da depo ve yapısal olarak gruplandırmıştık. Bitkilerin depo polisakkariti nişasta, bakterinin, arkenin, mantarın, hayvanın depo polisakkariti glikojendi. Selüloz bitkilerin hücre duvarının yapısına katılıyordu. Kitin de mantarların hücre duvarında, eklem bacaklıların dış iskeletinde vardı diyeyim gençler. Kitinin yapısında CHO'nun haricinde bir de azot bulunuyordu. Unutmayın diyeyim.
Buradan da tabii ki ödüllü soruya geçiş yapıyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyoruz gençler. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Böylelikle dersimizin de sonuna geldik gençler. Enerji verici organik bileşiklere bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Lipitlerden ve proteinlerden bahsedeceğiz. Siz şimdilik ödevlere başlayın. Hemen onları tamamlayın. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Üçüncü dersimize hoş geldiniz. Ben tarih öğretmeni Osman Sarı. Bugünkü konumuz ikinci üniteyle başlıyor. İnsanın ilk dönemlerini değerlendireceğiz. Tabii burada insanın ilk dönemlerinde ilk insanların hayat tarzı, geçim kaynaklarını, Anadolu'daki taş çağı insanların izlerinde bulunan mağaralar, Anadolu'nun başlıca eski yerleşim yerleri ve tarih öncesi devirler üzerinde duracağız arkadaşlar. Ama konunun anlatımına başlamadan önce her zamanki gibi ödevimiz nedir? Onu görelim. 0'dan 9'a tarih soru bankamızda 29 ve 33. sayfaları, 9. sınıf dinamo soru bankamızda ise 39 ve 40. sayfaları ödev olarak yapacağız. Hadi başlayalım. Şimdi insanlığın ilk izlerine baktığımızda ilk insanlar göçebe yaşıyordu. Peki neden göçebe yaşıyorlardı? Çünkü buzul çağı yaşanıyordu. Buzul çağında doğa insan çatışmasında doğa her zaman üstün olduğu için arkadaşlar ne olacak? İnsan doğayla savaşamayacağı için iklime bağlı göç edecektir. Peki bunun sonucunda insanlar nerede korunaklar bulacak? Yani nerede yaşayacaklar? Mağaralarda ve ağaç kovuklarında. Ve geçim kaynakları ne olacak insanların? İlk insanların tabii ki avcılık ve toplayıcılık. Çünkü uzun süre kalamazlar. Çünkü kışlar çok sert ve uzun geçiyor. Tabii bu arada tarım ve yerleşik hayat nasıl başladı? İklimin yumuşaması ve nüfusun artışıyla birlikte iklim yumuşayacak, nüfus artacak. Artık av hayvanları ya da topladıkları bitkiler onlar için yetmeyince yerleşik hayata geçecek. Gerçi iklim yumuşamasaydı nüfus artsa bile yerleşik hayata geçmeleri imkansız olurdu. Peki Anadolu'daki taş çağına ait insan izlerinin bulunduğu mağaralar hangileri? Şimdi bir iki mağara dışında soru pek sorulmaz ama yani işte burada özellikle Karayın Mağarası, Beldibi Mağarası, Karayın Mağarası, Beldibi bunlar Antalya civarında olanlar. Yarımburgaz İstanbul Büyükçekmece'de, Samsun Tekkeköy falan aslında çok mağara var ama sorulacak özelliklere baktığımızda önce ortak özellikler diyelim. Yani hepsinde ne görüyoruz aşağı yukarı? Bir kere tarih öncesi döneme ait. Yani yazıdan önceki döneme ait bu mağaralar. Başka taştan yapılmış av aletlerini görmekteyiz bu mağaralarda. Ve mağara duvarları da resimlerle karşılaşıyoruz. Zaten insan izi dediğimiz zaman orada ne olması lazım? Ya aletler olacak ya resimler olacak. Peki farklı özelliklerine ya da kendine özgü özellikleri neler bu mağaraların? Karayın Mağarası'nın bir özelliği var. Sorulabilir AYT sorusu. Anadolu'daki en eski mağara hangisidir diye sorulduğunda Karayın Mağarası diyeceğiz. Anadolu'daki en eski mağara, insan yaşamının olduğu mağara Karayın Mağarası. Tabi eşyalar üzerine şematik insan ve hayvan figürleri de varmış. Peki Beldibi Mağarası'nda ne var? Çanak çömlek örneklerini rastlıyoruz arkadaşlar. Yani burada çok ilginçtir. Mağaralarda çanak çömlek olmaz ama burada varmış arkadaşlar. Demek ki yerleşik yaşamın olduğu dönemde de mağarada yaşamış insanlar diyebiliriz. Yarımburgaz Mağarası'nın tipik bir özelliği var arkadaşlar. Gemi tasvirleri var. İki tane gemi tasviri görüyoruz. Yarımburgaz, Büyükçekmece yakınlarındaki İstanbul'daki Yarımburgaz'da. Samsun Tekkeköy'ün kendine özgü çok özel bir şey yok. Tabii ki resimler var, tabii ki araç gereçler var diyebiliriz. Peki Anadolu'daki başlıca yerleşim yerleri neler? Bunlar Çanakkale'de Truva önemli, Çorum'da Alacayük, Yozgat'ta Alişar, Şanlıurfa Göbekli Tepe, Diyarbakır Çayönü, Konya Çatalhöyük arkadaşlar. Bunlar önemlileri ama bunların hepsini değil bazılarının çok fazla sorulan özelliklerini değerlendirelim. Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe. Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe M.Ö. arkadaşlar 10.000'li yıllara ait bir merkez. Tarihi değişti. Hani tarihi sıfırladı gibi bir yaklaşım içindeler. Çünkü insanlar şöyle düşünüyordu. İnsanlar önce yerleşik hayata geçti, sonra tapınak yaptı. Halbuki baktığımızda insanlar burada göçebe dönemde tapınaklar yapmışlar.
Bu yüzden tarihi sıfırla diyor. Tarihi sıfırlı göçebeyken yerleşik hayata geçmeden tapınak yapılmış. O yüzden insan eliyle yapılmış en eski tapınak, bununla birlikte Göbekli Tepe aslında göçebe dönemde ortaya çıkan bir tapınak kültür merkezi. Diyarbakır'daki Çayönü kültür merkezine baktığımız zaman ne görüyoruz? Çok sorulur, çok sorulur, buna dikkat edin. Anadolu'daki ilk köy yerleşkesidir. Anadolu'daki ilk köy yerleşim yeridir. Başka ne var? Günümüze kadar gelen taş temelli kerpiç binaların ilk örneklerini rastlıyoruz. Ama sorulacak taraf arkadaşlar Anadolu'daki ilk köy. Yani verirse Diyarbakır'da ortaya çıkmıştır işte. Anadolu'daki ilk köy yerleşkesidir. Ya da işte Diyarbakır'daki Çayönü'nün özellikleri arasında hangisi vardır yoktur falan diye sorulur. Mutlaka eğer tek sorulacaksa köyü sorar. Sonra Konya'daki Çatalhöyük'te karşılaşıyoruz. Konya'daki Çatalhöyük'e baktığım zaman bir kere insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi. Bakın Diyarbakır'da ilk köy, Konya'da ilk şehir. İnsanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilir. Anadolu'da ilk tarım yapılan yer olarak kabul edilir. Anadolu'da ilk tarım yapılan yer de varmış burada. Ve tabii ki evler görüyorsunuz bitişik düzenle yapılmış. Kapıları yok. Merdivenle çatıdan girilen evler yapıyorlar. Bakın çatılarda girişler. Niye? Savunmayı kolaylaştırmak için. Vahşi hayvanlara karşı ya da dış tehditlere karşı savunmayı kolaylaştırmak. Bakın hem bitişikler hem de ne var? Gördüğünüz gibi çatıdan giriliyor. Çorum'daki Alacoyuk. Aslında çok büyük bir kültür merkezi ama çok kendine özgü özel tek bir tarafı var. Hitit güneşiyle karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Pek çok döneme aittir. Pek çok dönemde yaşanmıştır Alacahöyük'te. Ama Hitit sembol olan güneş kursu ile bilinir falan muhabbeti burada görülür. Peki Çanakkale Truva. Bilmeyeniniz var mı? Yok. Filmlerden bile tanıyor değil mi? Hemares destanlarında, İlada destanında Truva Savaşı ve Truva Atı çok anlatılır. Özellikle Çanakkale Boğazı'na hakim olmak amaçlı olarak Mikenlerle Truvalılar arasında yapılan savaşı konu edilir. Pek çok imparatorluk da karşımıza çıkar bu yapı. Persler'de, İskender İmparatorluğu'nda, Seleukas Krallığı'nda, Bergama Krallığı'nın egemenliğinde ve en son Romalılarla birlikte, tabii ilk çağdan bahsediyoruz, karşımıza çıkar. Ama Truva, Homeros destanları, Truva atı falan. Ama taş çağına ait bir yer değildir arkadaşlar bu arada. Maden devri itibariyle karşımıza çıkan bir kültür bölgesi. Yozgat, Alişar'da yine pek çok imparatorluğu görmekteyiz arkadaşlar. Çok sorulamaz çünkü tipik örnekleri var ama yani kendine özel, evet, eski işte evler var, savunmaya önem vermişler, taştan eserler yapılmış, mermerden eserler yapılmış ama böyle Truva atı gibi bir ya da işte Alacoyuk, Çatalhöyük gibi bir ilk olma özelliği yoktur arkadaşlar buranın da. Şimdi gelelim tarih öncesi devirlere. Buradan çok soru gelir. Buna çok dikkat edelim. Şimdi tarih öncesi devirler çeşitli gruplar altında taş, maden devri olarak gruplanır. Taş devrinin ilki kaba taş devri ya da eski taş devri ya da paleolitik dönem arkadaşlar. İkisi de kullanılmaktadır. O yüzden lütfen buna dikkat edelim. Kaba taş, eski taş devri dediğimiz dönem nedir? Bir kere buzul çağı yaşanıyor. Buz devri birden bilirsiniz. Buzul çağı yaşanıyor. İnsanlar göçebe yaşıyor. İklim sertleşince daha yumuşak iklimlere göç ediyorlar. Nerede savunuyorlardı? Mağaralarda, mağaraya da ağaç kovuklarında kendilerini korumaya çalışıyorlardı. Ve avcı toplayıcıydı. Yani üretim yoktu. Vahşi hayvanları avlıyorlar ya da ağaçlardaki bitkileri toplayıp varlıklarını sürdürüyorlardı. Sonra hangi dönem geliyordu? Yontma taş devri. Taşlar birbirini yontularak daha keskin hale getirildiği için, şekil verildiği için yontma taş ya da orta taş ya da mezolitik dönem denilen bir dönem karşımıza çıkıyor. Aynen buzul çağı devam ediyor bakın. Buzul çağı aynen var. Göçebe yaşantı aynen var. Mağara yaşamı aynen var. Avcı toplayıcılık aynen var. Peki farklı yönle ateş arkadaşlar. Devrin sonlarında ateş denetim altına alınmış. Bu sayede ateş kullanılmaya başlamış. Ama ateş bu dönemde hangi amaçlarda olsa kullanılmış olabilir sorusuyla karşılaşıyoruz. Mesela bir alet yapımında kullanıldı mı ateş? Hayır arkadaşlar. Ateş temel ihtiyaçlar için kullanılmış burada. Ateşi kullandıkları yere baktığınızda, özelliğe baktığınızda pişirme, aydınlanma,
vahşi hayvanlardan korunma gibi temel amaçlar doğrusu kullanılmıştır. Yani araç gereç yapımında kullanılmamıştır. Pişirme, aydınlanma, vahşi hayvanlardan korunma gibi. Sonra son taş devrine geliyoruz arkadaşlar. Hangi taş devri? Cilalı taş devrine geliyoruz. Cilalı taş devri, yeni taş devri ya da son taş devri veya neolitik dönem olarak bilinir. Şimdi bu dönemde ne oluyor arkadaşlar? Bu dönemde iklim yumuşuyor. İklimin yumuşamasıyla birlikte insanlar yerleşik hayata geçiyor. Şimdi cilalı taşı şöyle düşünün. İçinde yazı, para, maden olmayan bir köy hayal edin. Yazı, para, maden olmayan bir köy hayal edeceğiz. İşte o köy bize cilalı taşı anlatacak. Yerleşik hayat başlıyor. Cilalı taşta. Yerleşik hayata bağlı olarak tarım ve hayvancılık devreye giriyor. İnsanlar tarım yapıyor. Hayvanları evcilleştirmeye başlıyor. Tarımla hayvancılık var. Tabii lütfen şu iki şeyi karıştırmayın. Şimdi biz ne dedik burada? Avcılık dedik, toplayıcılık. Bak, hayvanları avlamayla hayvancılık aynı şey değildir. Avcılık, hayvanı öldürüyorsun, yiyorsun. Hayvancılık ise hayvanı ne yapıyorsun? Besliyorsun, yavrusunu alıyorsun, sütünden, yününden faydalanıyorsun. İşte hayvanlar evcilleştirilmiş, hayvancılık başlamış. Tarım başlamış. Tarımla birlikte ne olacak? Bir kere yerleşik hayatta başlayacak. Yerleşik hayat tarım iç içe. Şimdi bazıları der ki ya hocam önce yerleşik hayat mı tarım mı yoksa tarım mı yerleşik hayat mı? Ya bunlar iç içe gelişen şeyler. Binlerce yıllık süreçte gelişen şeyler. Yani ilk bu başladı, pazartesi, salı bu oldu demiyordu canlar. Ve köyler karşımıza çıkıyor. Köylerle birlikte ne olacak? Mimari eserler. Çünkü evler yapılmaya başlanmış. Hayvancılıkla birlikte hayvanların yünlerinden dokuma sanatı. Keçe çok zor olur keçe. Böyle ham yünden yapılmış olan bir çeşit kumaş diyelim. Tabii kumaş ne kadar doğru bir tanımlama bu tartışılabilir ama çünkü biraz kalın bir şeydir. Keçeden hani böyle günümüz Türkler çadırlarını keçeden yapar ya veya işte çobanların giydiği şeyler vardır. Kışın yağmurda beyaz böyle omuzlarından aşağı giden o tip şeyler gibi bir şey düşünün. Keçeden yapılmış eserlerle karşılaşıyoruz. Tabii tarımla birlikte ne oldu? Artı ürün kavramı da karşımda çıktı. Fazla üretmeye başladım. Fazla ürün insanda şu duygu oluşturdu. Vay be, ben çalıştığımda şu kadar kazanıyorum. Daha öbür yamacında bana göre daha zayıf birisi var. Gideyim kafasına zorla vurayım, getireyim tarlama zorla çalıştırayım. O kölecilik doğdu. Tabii köle edinenler zamanla daha fazla toprağa tarım açtı. Daha geniş arazide üretim yapmaya başladı. İşte bunlara neden de soylu. İşte tarım ve yerleşik hayatla birlikte köle ve soylu. Yani sınıf farklılıkları ortaya çıktı. Tabii insanlar şunu gördü. İhtiyaç fazlası, üretim var. Sağ ne yapacak? Satayım, alayım diyecek. Takasa dayalı ticaret karşımda çıkıyor. Takasa dayalı ticaret. Ki iş bölümü de ortaya çıkmış demek ki, değil mi? Birisi duvar ustası, birisi hayvancılıkla uğraşıyor, birisi işte balıkçılık yapıyor, birisi tekerlek falan filan gibi şeyler. Demek ki tekerlek gibi bazı kavramlar da karşımda çıkmış. Seramik, orak saban demirleri. Bu dönemde değil demir olarak ama orak saban aletler ve tekerlek. Şimdi seramik nedir? Topraktan yapılmış saklama kapları, değil mi? Yerleşik hayatta artık içine su koyacağım, çorba koyacağım, topraktan aletler. Topraktan faydalanıyor, ateşten de faydalanıyor. Çünkü seramiği ne yapıyorsun? Önce çanak haline getirdikten sonra bunu ateşe verip pişiriyorsun. Böylece dayanıklı hale getiriyorsun. Seramik dediğinde ateşten faydalanmış diyeceğim. Sonra orak sabanlar var. Bakın şurada aslında görüyorsunuz ne yapıyor? Tabii bunlar ahşabın içine taşları geçirerek yapıyorlar bunları. Küçük taş parçalarını geçirerek orak ve sabanla ne yapıyorlar? Tarlayı sürmeye yarayan bir alet görüyoruz. Saban da budur. Tekerleğin insanlık hayatına katkısı sorulur. Tekerlek bölgeler arası geliş gidişi kolaylaştırdığı için hem ticareti ve bunun sonucunda hem de kültürel etkileşimi kolaylaştıracak. Çünkü toplumlar arası etkileşim karşımıza çıkacaktır. Cilalı taş devri çok sorulur canlar. Cilalı taş devrine çok dikkat edelim. Peki sonra ne geliyor? Maden devirleri geliyor. Bakır, tunç, demir gibi devirlerle karşılaşıyoruz. Bakır devri ilk maden devridir arkadaşlar ki buna taş bakır devri de denir. Çünkü taş kullanılmaya devam edilmiş özellikle silahlarda ama mutfak eşyası yapımında bakır kullanılmış. Mesela çanak çömlekler yapılmış bakırdan. Başka ne var dersek? İşte metal kaplar dedik var. İlk şehirler
karşımda çıkıyor. Zamanla bunlar şehir devletlerine dönüşüyor. Neden Bakır Devri'nde böyle etkili yaygın silahlara, bıçaklar olabiliyor, böyle küçük bıçaklar var ama silah olarak değil arkadaşlar bakırdan. Çünkü bakırdan silah olmaz. Çünkü bakır yumuşak bir metaldir. Yani bir mızrağı yaptığınızda, ava gittiğinizde muhtemelen o hayvan sizi öldürecektir. O nedenle kullanılacak bir şey değil. Ha, bu dönemde aynı zamanda arkadaşlar sadece bakır kullanılmamış. Bakırın dışında ne yapılmış burada? Altın da kullanılmış. Altın da var bu dönemde, buna dikkat edin. Hatta gümüş de kullanılmış bu dönemde. Ama bu dönemde ne diyoruz bakır devri? Niye? Çünkü yaygın olan bakır olduğu için. Daha çok bakır kullanıldığı için biz bu döneme bakır devri adını veriyoruz. Tabii altınla gümüşten yüzük, küpe, bileziklerin yapılması bu dönemde kuyumculuk sanatının başladığını da kanıtlıyor. Ha, kuyumculuk sanatı da bu dönemde başlayacaktır arkadaşlar. Tunç devri deyince ilk metal silahların tunçtan, bakırla kalayın karışımından elde edilen bir metaldir tunç. İlk madeni silahlar tunçtan yapılmıştır. Tabii bu dönemde Anadolu'ya yazı gelince Anadolu'da tarih öncesi devirlerde burada sona erecektir. Ve demir devri arkadaşlar, en son neden demir? Çünkü 1538 derecelik bir ısı gereklidir. Öyle yavaş yavaş buna ulaşabilirsiniz. Hani motor yapmadan uzaya gideceğim hayali kurmak gibi bir şeydir arkadaşlar. Dolayısıyla sırayla gidildiği için çok sert bir metal olan demir en son işlenmiş olacaktır. Şimdi bu ekrana baktığınızda bir kere bu ekrandaki özellikleri sırayla bileceksiniz. Çok sorulur çünkü. Sıra atlanırsa ne olur sorusu. Kabataş devrinin buzul çağı diyeceksiniz. Göçebe avcı toplayıcı ve tabii ki mağara yaşantısı. Yontma taş devrinin Kabataş'tan tek önemli farkı olduğunu, ateşin denetim altına alındığını bileceğiz. Cilalı taş devri deyince bir köy hayal ediyorduk. İçinde para, yazı, maden olmayan bir köy ki yerleşik hayat, tarım, hayvancılık, mimari, artı ürüne bağlı olarak köle, soylu, takasa dayalı ticaret, seramik, orak, saban ve tekerleğin tarihteki etkisi olarak neler var diye değerlendireceğiz. Şimdi tarih öncesi devirlerin genel özelliklerine bakarsak ne göreceğiz? Öncelikle arkadaşlar, tarih öncesi devirler kullanılan araç gereçlere göre adlandırılır. Başka hiçbir şeye göre adlandırılmaz. Bazen sorulur bu soru. İşte tarımsal hayat falan. Hayır kardeşim. Kabataş, yotmataş, cilaltaş, bakır, tunç, demir diyorum değil mi? Ne yapıyorum? Bunlardan alet yaptığım için. Sadece kullanılan araç gereçlere göre adlandırılır. Başka bir şey yok. Ve tarih öncesi devirlerin başlama ve bitiş tarihleri bölgelere göre değişir. Devirlerin başlama ve bitiş tarihleri bölgelere göre değişir. Yani herkes aynı anda mağaradan çıkmadı. Herkes aynı anda yerleşik hayata geçmedi, demiri işlemedi. Birisi milattan önce, mesela Anadolu milattan önce 3000'lerde demir devrini yaşarken Yunanistan'a baktığınızda orada halen cilalı taş devri yaşanıyordu. Demek ki aynı zamanda yaşanmıyor. Ve kendi içine kapalı gelişen her bölge, her devri sırasıyla yaşamak zorundadır. Yani eğer bir toplum, bir bölge, bir medeniyet başkasından etkilenmiyorsa Kabataş, Yontmataş, Cilaltaş, Bakır, Tunç, Demir. Kabataş'ı bilemeyiz. Yontmataş'ı da belki bilemeyiz. Çünkü göçebe yaşantı ya. Ama Cilaltaş'tan itibaren bilirim. Yerleşik hayattan itibaren o bölgeyi bilirim. Ve Cilaltaş, Bakır, Tunç, Demir diye gidecek. Kural. Ama kendi içine kapalıysa. Fakat bazı bölgeler farklı toplumların etkisiyle devir atlayabilmiş. Savaş, göç, ticaret, istila gibi etkenlerle bakın. Bazı bölgeler savaş, göç, ticaret ve istila etkenlerle bir devre atlayıp üst devre, birkaç üst devre geçebiliyor. Bakın, Asurlu tüccarlar Anadolu'ya yazıyı getirdiler. Bu geliş gidiş sürecinde milattan önce 1800'lerde Anadolu'ya yazıyı getirmişler. O zaman henüz Tunç devri yaşanırken Anadolu'da tarih öncesi devirler ticaret yoluyla sona ermiş oluyor. O zaman şu kuralımız var. Eğer bir bölgede atlama varsa, bir medeniyet, örneğin soruda diyor ki Cilaltaş'tan sonra demir devrine geçmiş. Arada bakır ve tunç yaşanmış mı? Yaşanmamış. Hop diyorsun, etkileşim var. Çünkü kendi başına bakırı tunca atlayıp demire geçemezsin. Dedik ya, yani motor yapmadan uzaya çıkılmaz. Önce motor yapacaksın. Ondan sonra uzaya çıkacaksın. Atlama varsa etkileşim vardır kuralıyla hareket ediyoruz arkadaşlar. Atlama varsa etkileşim vardır. Evet, bugünkü konularımız burada bitiyor arkadaşlar. Birkaç soruyla sorularımızı değerlendirerek konumuzu noktalayalım.
taş devri insanları, önceleri mağara ve ağaç kovuklarında yaşamış. Göçebe bir şekilde. Zamanla ateşi denetim altına alınmış. Ardından yerleşik hayata geçip tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlar. Bu bilgiler doğrultusunda taş devri insanlar için aşağıdakilerden hangisi savunulamaz? Topraktan faydalanmayı zamanla öğrenmişlerdir. Bak ne diyor? Önce mağara, ağaç kovukları, ateşi denetim altına almış. Yerleşik hayata geçip tarım. Zamanla başlangıçta farklı şeyler. Çünkü daha sonradan yerleşik hayat. İlk dönemlerinde yerleşik hayat sürmemişlerdir. Var mı? Var. Nereden görüyorum bunu? Önce göçebe yaşıyorlarmış. Sonra yerleşik hayata geçmiş. O zaman bu da var. Ateş sosyal hayatta sonradan yer almış. Evet bakın. Göçebe şey. Zamanla ateşi denetim altına almış. Aynı şeyi burada görüyoruz. Sonradan yer almış ateş. Bilgi birikimi giderek artmış. Evet bakın göçebe yaşarken yerleşik hayat. Avcı topladıyken üretici olmuşlar. Bilgi birikimi giderek artmış. İlk olarak bakır madenden yararlanmış. İlk var mı burada? Eğer maden devirlerinin ilki bakır mıdır diye sorsaydı tabii ki maden devirlerinin ilki bakırdır ama ilk olarak bakırdan yararlanılmıştır. Paragrafta yok arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız E olmalı. Bir sonraki sorumuzu değerlendirelim. Tarih öncesi çağların sırayla yaşandığı bir höyükte. Neydi höyük? Üzeri toprakla kapanmış kültür merkezi. Kazılarda yapılan en alt katmandan başlayarak sırasıyla hangi eşyalara rastlanır? En alt katmandan. O zaman taş, bakır, tunç, demir sırasıyla gitmesi gereken bir süreç var. O zaman taş en başta mı? Evet. Başka taş var mı? Keçeden seramik, bakır olabilir ama keçeden giysi, demir mızrak, bakır. Peki sırasıyla dediğine göre demir mi önce, bakır mı önce? Bakır, tunç, demir olduğuna göre önce bakır. Keçeyi bilemedim. Hani göremedim diyelim. Seramik kap topraktan. Tunç heykel, taş balta. Önce taş sonra bakır, tunç, demir değil miydi arkadaşlar? Bu da yanlış oldu. Bakır kolye, demir mızrak, altın bileklik. Bakır, demir, mızrak. Hayır, demir önceydi arkadaşlar. En sondu. Altından sonraydı. Demir saban, taş balta, para. Oh, tarih öncesi diyor bir kere. Tarih öncesinde bir kere para yoktur arkadaşlar. Onu da buradan eledim. O zaman önce taş kullanmış. Sonra yerleşik hayatta beraber topraktan faydalanma seramik kaplar. Ve en son bakır devri gelmiş. Son bir soru çözelim. İnsanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilmiştir. Bir soru sormuşuz. İlk şehir. Anadolu'da tarım yapılan ilk yer... Evler bitişik düzenle yapılmış. Verilen kültür merkezi hangisidir? Hacılar mı, Alişar mı, Çatalhöyük mü, Beyce Sultan mı, Göbeklitepe mi? Şimdi burada Göbeklitepe'yi ne olarak biliyorduk canlar? Göbeklitepe'yi Anadolu'da ve dünya tarihindeki tapınak yapılan ilk yer göçebe yaşantı döneminde. Beyce Sultan çok özel bir tarafı yoktu. Bir Çatalhöyük vardı, bir de Alacahöyük vardı arkadaşlar. Alacahöyük mesela Hititlerden kalma bir yerdi. Konya'daki Çatalhöyük vardır bak arkadaşlar. İnsanlıktan ilk şehir yerleşkesiydi. Tarım yapılan ilk yer olarak, Anadolu'da tarım yapılan ilk yer ve evler bitişik düzende yapılmıştı. Bunlar zaten çok özel yere sahip değil. Tabii kültür merkezi olarak önemli ama yani soru tarzı açısından çok özel bir tarafı yoktur. Evet arkadaşlar. Şimdi bir önceki dersimizin yani ikinci dersimizin arkadaşlar ödüllü sorusunu çözelim. Günümüzde kullanılmakta olan bazı bilgiler farklı toplumların katkılarıyla oluşmuştur. Bak, farklı toplumların katkılarıyla oluşmuştur. Yargısını bilgilerinden hangileri kanıtlar? Şimdi eğer ben bunu sadece farklı toplumların katkılarıyla oluşmuştur deseydi 2, 3'ü, 4'ü alabilirdim. Çünkü Mısır takviminde Sümer'den etkilendi. Ama püf nokta ne burada? Günümüzde kullanılmakta olan bazı bilgiler diyor. Peki bunların içinden günümüzde kullanılmakta olanlar hangileri? Miladi takvim kullanılıyor değil mi? Hicri takvim de kullanılıyor ama Mısır takvimi kullanılmıyor. Sümer takvimi kullanılmıyor. O nedenle cevabımız ne olacak? C yani 3 ve 4 olacak.
Peki arkadaşlar, bu dersimizin ödüllü sorusuna bakarsak kültür merkezleriyle ilgili bir soru Alacaöğü vermiş. Alacaöğü'yle ilgili bir yorum sorusu vermiş. Bu yorum sorusu üzerinden cevaplarınızı bekliyoruz. Tabii ki cevaplarınızla birlikte düşüncelerinizi, olumlu ya da olumsuz eleştirilerinizi, mümkün olduğunca olumlu olsun lütfen. Ve sonuçta üçüncü dersimizi bu soruyla noktalayalım ama tabii ki bir sonraki dersimizde sorumuzu göreceğiz arkadaşlar. Açıklamalarımızı yapacağız. Bir kez daha altını çizelim. Tarih öncesi devirleri ve özellikle Cilal Taş devrini çok iyi bilelim ya da devir atlamanın nedenlerine çok dikkat edelim. Bunlar çok önemli şeyler. Çok fazla gelmekte arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir konu, biraz zor ama rahat, sorunsuz bir şekilde hep birlikte halledebileceğimiz bir konu olan mevsimler ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Yani 4 tane mevsim başlangıç tarihimiz vardı ya bizim. 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık. Bu tarihlerde dünyamız güneş karşısında nasıl duruyor? Bu tarihlerin ne gibi özellikleri var? Onları hep birlikte göreceğiz. E o zaman gelin hep birlikte ünite içeriğimizde neler var? Göz atalım. Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda ne dedik burada? Mevsimler ve özellikleri demiştik. Burada bilmemiz gereken iki tane önemli kavram var. Bunlardan bir tanesi hayırlı uğurlu olsun. Ekinoks tarihidir. Peki bu ekinoks tarihi nedir dersek, ekinoks tarihi dünya üzerindeki tüm noktalarda gece ile gündüz süresinin eşitliğinin yaşandığı tarihlerdir. Peki bunlar kimdir dediğinizde, bunlardan bir tanesi 21 Mart tarihi, bir diğeri ise 23 Eylül tarihidir. Yani burada şöyle düşünebilirsiniz, baharlar. Yani ilkbahar ve sonbahar dediğimiz o iki tane önemli baharın başlangıç tarihi var ya, 21 Mart ve 23 Eylül, bunlar ekinoks tarihleridir. Bir de burada solstis tarihlerimiz var. Peki bunlar nedir dediğimizde, yarım kürelerde yaşanan en uzun gece ya da gündüzün yaşandığı tarihlerdir. Peki bunlar kimdir derseniz, bir tanesi 21 Haziran tarihidir. Gelin hep birlikte burayı uyduralım. 21 Haziran tarihi kuzey yarımküre için en uzun gündüz, güney yarımküre için ise en uzun gecenin yaşandığı tarihtir. E peki diğer tarih 21 Aralık tarihidir. 21 Aralık tarihi de kuzey yarımküre için en uzun gece, güney yarımküre için ise en uzun gündüzün yaşandığı tarihtir. O zaman solstis dediğimizde en uzun, ekinoks tarihi dediğimizde eşitlik, bak ekinoks eşitlik, o E'den aklına gelsin diyebiliriz. Solladı gitti, en uzunu da oradan ifade edebiliriz. Peki bu tarihleri öğrendiğimizde bunlar bizim işimize nasıl yarayacak? Ya yaşadığınız mevsimlerin özelliklerini bileceksiniz. 21 Haziran tarihinde Türkiye'de ilkbahar mevsimi yaşanır dersen orada seni ayıplarlar. Yahu diyecek, kaç yıldır burada yaşıyorsun? Bu tarih aralığında hangi mevsimi yaşanıyor? Ne gibi özellikler var? Bunları bilmiyor musun diyecekler. O yüzden bu tarihleri öğrenmemiz, o tarihlerde Türkiye'de hatta dünyada ne gibi durumların yaşandığından haberdar olmamı sağlayacak. Bir haberi izleyeceksin. Haziran ayında izledin haberi, atıyorum. Ama gittin Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hava sıcaklığı bize göre çok daha düşük. O zaman şunu düşünmeyeceksin. Ya orada nasıl hava sıcaklığı düşük olur diye düşünmeyeceksin. Orada zaten hava sıcaklığının düşük olması normal bir durum. Ekinoks tarihi o solstis tarihlerine bağlı olarak gerçekleşen ifadelerdir. Peki dersimiz bittiğinde bu zor konunun daha rahat bir şekilde öğrenilebilmesi için 0'dan 9'a o konu özetli soru bankası kitabımızı açıyorsunuz. 32-34 güzel güzel çözüyorsun. Bir de Dinamo soru bankası kitabımızı açıyorsun. 29-35 oradaki soruları da güzel güzel çözüyorsun. Takıldığın noktada QR kodumuz var. Onu da okutarak sorunun çözümünü öğretmenlerimizden dinleyebilirsiniz. Hadi bismillah diyoruz. Mevsimler ve özellikleri. Şimdi bu mevsimleri oluşturan zaten eksen eğikliği değil miydi? Ve aynı anda yarım kürelerde farklı mevsimlerin de yaşanmasına neden oluyordu diyebiliriz. Ve bu eksen eğikliğine bağlı olarak hem ekinoks tarihleri hem de solstis tarihlerimiz mevcuttur. Bu ekinoks tarihleri neydi? 21 Mart ve 23 Eylül tarihleriydi. Solstis tarihlerimiz ise 21 Haziran ve 21 Aralık tarihleri olarak karşımıza çıkmakta. Peki
Bunu biz yarım kürelere göre kıyaslamamız gerekirse, bak dikkat et, 21 Mart ve 21 Haziran tarihleri arasında kuzey yarım kürede ilkbahar mevsimi yaşanırken güney yarım kürede gördüğünüz üzere sonbahar mevsimi yaşanmakta. O zaman bu aynı anda yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşandığını bize gösterecektir. 21 Haziran ve 23 Eylül tarihleri arasında kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanırken güney yarım kürede ise kış mevsimi yaşanacaktır. 23 Eylül 21 Aralık tarihleri arasında kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi yaşanmaya başlarken güney yarım kürede ise sevgili arkadaşlar ilkbahar mevsimi yaşanacaktır. Tarihinize baktığınız zaman ise bu aralıkta olduğumuz için hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sonbahar mevsimine girmiş bulunmaktayız arkadaşlarım. Geldik son tarihimiz. 21 Aralık ve 21 Mart tarihleri kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanırken güney yarım kürede ise tam tersi yaz mevsimi yaşanacaktır. İşte bunun böyle yaşanmasını sağlayan şu elips yörüngemiz vardı ya. Elips yörüngede dünyanın ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki oluşturmuş olduğu o 23 derece 27 dakika o açıya bağlı olarak meydana gelen bir durumdur. Gelin o zaman hep birlikte bu tarihlerin ne gibi özellikleri var? Onlardan da bahsedelim. Birinci tarihimiz 21 Mart tarihi. Bu tarihimiz neydi arkadaşlar? Hemen şuraya şöyle yazıyorum. Ekinoks tarihiydi. Yani ekinoks tarihinde dünya üzerindeki tüm noktalarda gece ve gündüz eşitliğinin yaşandığı tarihti diyebiliriz. Ve dikkat ederseniz dünyamızın güneş karşısındaki konumu aynen böyle ve güneş ışınları bu tarihte öğle vakti nereye dik açıyla geliyor derseniz görmüş olduğunuz üzere 0 derece enlemi dediğimiz ekvatora dik açıyla gelmekte. O zaman şuraya şöyle hemen kısaltılmış bir şekilde diyorum ki ekvator güneş ışınlarını 21 Mart tarihinde dik açıyla alır. Bunun Türkçe meali nedir derseniz bu tarihte ekvator üzerinde bulunan bir cismin öğlen vakti gölgesi oluşmaz. Diyorum ki bak aşağıdaki ifadeye dikkat edin. Yatay düzleme dik bir şekilde yerleştirilen bir cismin öğle vakti gölgesi oluşmazsa bu merkez nerededir derseniz ekvator üzerindedir. Bana bir soru verdi ve öğle vakti 21 Mart tarihinde bir cismin gölgesi yoktur dediğinde hemen şunu düşüneceksin. Oraya güneş ışınları öğle vakti dik açıyla geliyor. 21 Mart tarihinde güneş ışınları öğle vakti nereye dik açıyla geliyordu? Ekvatora dik açıyla geliyordu. Peki bu tarihi düşündüğümüzde kuzey yarım kürede hangi mevsim yaşanmaya başlıyor dediğimiz ifadede şunu düşünmen lazım. 21 Mart tarihinde Türkiye'de bu tarihte yani hangi mevsim yaşanmaya başlanıyorsa kuzey yarım kürede aynısı güney yarım kürede ise tam tersi yaşanacaktır. Peki şöyle bir düşün, kaç yıldır yaşıyorsun 21 Mart tarihinde Mart, Nisan, Mayıs aylarını düşündüğümüz zaman biz hangi mevsimi yaşamaya başlıyoruz? Tabii ki de ilkbahar mevsimini yaşamaya başlıyoruz. Şimdi biz kuzey yarım küre olarak ilkbahar mevsimini yaşıyorsak güney yarım kürede tam tersi hangi mevsimi yaşamaya başlayacak? Sonbahar mevsimini yaşamaya başlayacaktır. Ve aydınlanma çemberi dediğimiz gece ile gündüzü ayıran sınır nereden geçer dersek dünyayı şöylece ortadan ikiye bölmüştür. Şurası böylece aydınlıkta, burada böylece karanlıktadır diyebiliriz. Bak bu karanlık ile aydınlığı ayıran sınıra biz aydınlanma çemberi diyorduk ve aydınlanma çemberi kutup noktalarından teğet geçer. Ve şunu unutmayalım. Bu tarihte dünyanın tamamında gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir diyebiliriz. Bak şimdi buna dikkat edin. Peki ben bunu bir harita verdiğinde yani bir dünya haritası verdiğinde nasıl bileceğim dersiniz. Bakın bu çok basit aslında. Hemen şöyle şu siyah kısmı sileyim. Siyah kısmı sildikten sonra o karanlık kısmı arkadaşlarım mavi ile göstereyim. Bu aydınlanma çemberi nereden geçmişti? Kutup noktalarından teğet geçmişti değil mi? Ben şimdi şuna dikkat edin. Bir tane enlem derecesi çizsem şuraya. Bak şuraya şöyle bir tane enlem derecesi çizdim. Bunun şu kadarlık kısmı aydınlıkta. Bunun ise sevgili arkadaşlar devamında bu kadarlık kısmı karanlıkta. Şimdi şöyle bir baktığınız zaman bu çizdiğimiz enlem derecesini yani bu çizdiğimiz aslında çizgiyi 24 saat olarak düşünürseniz bunun %50'lik kısmı nerede yer alıyor? Aydınlıkta. Yani yarısı aydınlıktaysa %50 gündüz yaşayacak.
%50'lik kısmı da karanlıkta yer alıyor mu? O zaman yarısı da karanlıktaysa yarı da gece yaşayacak mı? Bizim bu çizdiğimiz çizgi 24 saatse. %50'si 12 saat değil mi? Al 12 saat gündüz. %50'si karanlık, yarısı 12 saatse al 12 saat gece. Aynı çizgiyi güney yarım küreye de çiz. Gene bak durum değişmez. Ne oldu? Yarısı aydınlıkta, yarısı karanlıkta oldu. İşte bundan dolayı çektiğimiz çizgi. Aslında bunun olayı şudur. Şu aydınlanma çemberi var ya. Bu aydınlanma çemberi dünyayı tam ortadan ikiye bölmüştür. İşte dünyayı tam ortadan ikiye böldüğü için gece ve gündüz eşitliği yaşanır diyebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Devamında aynı boylam üzerindeki tüm noktalarda, bu çok önemli bir ifade. Hemen şöyle şu haritamı siliyorum ve bunu güzel bir şekilde göstermeye çalışacağız. Aynı boylam üzerindeki tüm noktalarda güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar diyorum ve buna yıldız atıyorum. Çünkü sorularda bu bizim karşımıza bolca gelecektir. Peki bu olayın esprisi nedir dersek? Bak şuraya şöyle bir boylam çiziyorum. Bu boylam üzerinde şurada bir A noktası, şurada bir B noktası, şurada da bir C noktası belirtiyorum. Şimdi dikkat. Aynı boylam üzerindeki tüm noktalarda yıl boyunca yerel saatler ortaktır. Yani aynıdır. Yerel saatten kastımız da şu. Arkadaşlar hemen şöyle şuraya güneşin ufuk düzlemindeki konumunu çiziyorum. Güneşin ufuk düzleminde en tepede olduğu kısım yerel saatle 12'dir. Ve bu 12 nedir biliyor musunuz? Oradaki gündüzün yarısının yaşandığını gösterir. Bak gündüzün ne yaptı? Yarısını yaşadık biz. Bunun yarısı öğleden önce, yarısı öğleden sonradır. Şimdi şuna dikkat et. A, B, C noktalarında 21 Mart tarihinde kaç saat gündüz yaşanıyordu? Hemen şöyle bakıyorum. Gece ve gündüz eşittir demiş miyim? Demişim. Gece gündüz eşitse hepsinde 12 saat gündüz yaşanacak mı? Yaşanacak. O zaman yerel saatleri, yani güneşin en tepede olduğu anları ortaksa, 6 saat önce güneş doğup 6 saat sonra güneş batacak mı? O zaman tüm noktalarda şöyle baktığımızda bu şartlar altında 06:00'da güneş doğar ve 18:00'da güneş ne yaptı? Battı. A'da da aynı, B'de de aynı, C'de de aynı. Ne zaman? 21 Mart tarihinde. Diğer tarihlerde durum farklılık gösterecek. Onları da birazdan göstereceğiz sevgili arkadaşlarım. Ve bu tarihten sonra kuzey yarım kürede düşünüyorum. 21 Mart'ta eşitlik vardı. Ben Mart'tan sonra Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz diye gideceksem, ilkbahardan nereye doğru gittim? Yaza doğru gittim. Yaza doğru gidiyorsam bu tarihten sonra kuzey yarım kürede gündüz sürem ne yapması lazım? Gece süremden daha uzun olmaya başlaması lazım. Ve diyorum ki Türkiye'de bu tarihte hangi mevsim yaşanıyor? İlkbahar mevsimi yaşanıyor. Bu tarihten sonra nereye gidiyorum? Yaza gidiyorum. Yaza gidersem gündüz sürem de uzamaya başlar diyebiliriz. Şimdi şuna dikkat et. Kutup noktalarında 6 ay gece, 6 ay gündüz yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Bunun başlangıç tarihi ekinoks tarihleridir. Bak, kuzey kutup noktası 21 Mart'tan sonra Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz yaza doğru gidiyorsa gündüz uzar mı? Ve bundan dolayı kuzey kutup noktasında bu tarihten sonra 6 ay boyunca gündüz. Güney kutup noktası o sonbahardan kışa doğru gittiği için de 6 ay boyunca gece yaşamaktadır. Bunu da ifade etmiş olalım. Geldik şimdi 21 Haziran tarihi. Yani bu tarihimiz neydi? Solstis tarihiydi. En uzunların olduğu tarihti. Ve şunu unutmayalım. Bu tarihte güneş ışınları öğle vakti nereye dik açıyla geliyor derseniz 23 derece 27 dakika kuzey enlemi dediğimiz yengeç dönencesine dik açıyla geliyor. O zaman şuraya şöyle diyorum ki yengeç dönencesi, yani 23 derece 27 dakika kuzey enlemi güneş ışınlarını öğle vakti dik açıyla alır. O zaman yengeç dönencesi üzerindeki bir cismin, yatay bir düzleme, şöyle dik bir şekilde yerleştirilen bir cismin öğle vakti gölgesi oluşmaz diyebiliriz. Devamında bu tarihte kuzey yarımkürede hangi mevsimin yaşandığını Türkiye'den yola çıkacağız. Şöyle düşün. Türkiye 21 Haziran tarihi hangi mevsim yaşanıyor? Tabii ki de Türkiye'de 21 Haziran tarihinde yaz mevsimi yaşanmaya başlanıyorsa
kuzey yarım kürede de yaz mevsimi yaşanacaktır. Ve aydınlanma çemberi, biraz önce gece ile gündüzü ayıran sınır dediğimiz aydınlanma çemberi nereden geçiyor dersiniz. Bak, dünyanın şu kısmı şöylece karanlıkta mı? Karanlıkta. Devamında dünyanın şu kısmı şöylece aydınlıkta mı? Aydınlıkta. Gece ile gündüzü ayıran sınır tam buradan böyle geçti mi? Burası neresi? 66 derece 33 dakika kuzey. Burası neresi? 66 derece 33 dakika güney enlemi. Ve biz bunlara kutup dairesi diyoruz ve aydınlanma çemberi kutup dairesinden teğet geçer diyebiliriz. Kuzey yarım kürede bu tarihte en uzun gündüz, güney yarım kürede ise en uzun gece yaşanır. Bak şuna dikkat et. Bu tarihte eşitliğin olmadığını gelin hep birlikte şu aydınlanma çemberinin konumuna göre yapmaya çalışalım. Aydınlanma çemberi tam buradan böyle geçti mi? Geçti. Şimdi ben burada bir enlem derecesi çizsem. Bunun bu kadarlık kısmı geceyi, bunun bu kadarlık kısmı gündüzü yaşıyor mu? Yaşıyor. Gündüzü yaşadığı kısım daha uzunsa, o zaman burada daha uzun bir gündüz yaşanır mı? Yaşanır. Aynı çizgiden bir de güney yarım küreye çiziyorum. Bunun bu sefer bu kadarlık kısmı gece, bu kadarlık kısmı da gündüzü yaşıyor. O zaman burada da uzun bir ne vardır? Gece vardır. Eşitlik var mı? Yok. Ama biraz önceki 21 Mart tarihinde çektiğimizde yarısı gündüz, yarısı gece. Gene çektiğimizde yarısı gündüz, yarısı gece değil miydi? Ama burada böyle bir durum var mı derseniz tabii ki de gördüğünüz üzere böyle bir durum yok. O yüzden 21 Haziran tarihinde bir eşitlikten bahsedemem. Ancak şunu unutmayalım sevgili arkadaşlar. Bu aydınlanma çemberi dediğimiz şu gece ile gündüzü ayıran sınır var ya, ekvatoru yıl boyunca ortadan ikiye böyle ayırdığı için ekvatorda yıl boyu gece ve gündüz eşitliği yaşanacaktır diyebiliriz. Ve dünyada güneyden kuzeye doğru gidildikçe gece süresi mi gündüz süresi mi uzar? Gelin bakalım. Bak şimdi. Şurası en güneyimiz. Güney kutup noktası. Neredeyiz? Karanlık. Yani gecedeyiz değil mi arkadaşlar? Peki buradan kuzey kutup noktasına doğru gittiğimde geceden neye geçtim? Gündüze geçtim değil mi? O zaman geceden gündüze geçiyorsam gündüz sürem kuzeye doğru gidildikçe uzar diyebiliriz. Şuraya da şöyle gündüz süresi diyorum. Peki kuzey kutup dairesinde kaç saat ne yaşanıyor dersek, kuzey kutup dairesi 66 derece 33 dakika enlemi değil miydi? Ahan da şuydu. Bunun tamamı aydınlıkta mı? Gördüğümüz üzere aydınlıkta. O zaman tamamı aydınlıktaysa benim bu çizdiğim enlem derecesine 24 saat diyorsam ve bu çizginin tamamı aydınlıktaysa 24 saat ne yaşar? 24 saat tabii ki de gündüz yaşar. Peki 21 Haziran tarihinde bizim ülkemizde hangi mevsim yaşanıyor? Yaz mevsimi yaşanmaya başlanıyor. Ve bu tarih Türkiye için en uzun gündüzün yaşandığı, en kısa da gecenin yaşandığı tarihtir. Bak şimdi Türkiye'yi şuraya şöyle çizdiğimizde sevgili arkadaşlar. Şimdi şuradaki ifadeye çok dikkat edin. Kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi uzuyor mu? O zaman Hatay'dan Sinop'a doğru gidersem gündüz sürem uzar mı? Uzar. Ve Türkiye'deki en uzun gündüzü nerede yaşarım? Tabii ki de arkadaşlarım Sinop'ta yaşarım. Bunu da unutmayalım. Bu da bizim için önemli bir bilgidir diyebiliriz. Bak dikkat et. Burada mesela 23 derece 27 dakika enleminde 10 saat 33 dakika gündüz yaşanıyor demiş. 45 derece enleminde ise 16 saat. 66 derece 33 dakika enleminde ise 24 saat gündüz yaşanıyor. Bak 0 saat gündüz 8, 10, 12, 13, 15, 24 saat diye. Kuzeye doğru gittiğimizde ne yaptı? Gündüz süresi uzadı diyebiliriz. Geldik 23 Eylül tarihi, yani ekinoks tarihi. Bunun özellikleri kimle benzeyecektir derseniz 21 Mart tarihiyle benzeyecektir sevgili arkadaşlarım. Bunu da unutmamış olalım. Bu tarihte de gene güneş ışınları öğle vakti nereye dik açıyla geliyor dersek ekvatora öğle vakti dik açıyla geliyor. O zaman ekvator üzerinde bulunan bir cismin öğle vakti gölgesi oluşmaz diyebiliriz. Peki 23 Eylül tarihi yakında bir tarih olduğu için güzel de oldu. 23 Eylül tarihi kuzey yarım kürede hangi mevsimin yaşandığı tarihtir dersek sonbahar.
Güney Yarımküre'de hangi mevsim yaşanmaya başlanır bu tarihte dersek ilkbahar mevsimi yaşanmaya başlanır diyebiliriz. B'yi de atalım da yanlış olmasın. Peki aydınlanma çemberi gece ile gündüzü ayıran sınır ne yaptı? Kutup noktalarından geçti. Dünyanın bir yarısı aydınlıkta, diğer yarısı karanlıkta. Aydınlanma çemberi tam dünyayı ortadan iki eşit parçaya böldü diyebiliriz. İşte aydınlanma çemberi dünyayı böyle tam ortadan ikiye böldüğü için çekeceğimiz bir enlem derecesinin yarısı karanlıkta, yarısı aydınlıkta olduğundan dolayı dünyanın tamamında bu tarihte gece, gündüz süreleri birbirine eşittir diyebiliriz. Bakın şunu unutmayın sevgili arkadaşlarım. Dünyada sadece ve sadece iki tarihte gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir. Bu tarihlerden birincisi 23 Eylül, bu tarihlerden bir diğeri ise 21 Mart tarihidir diyebiliyoruz. Ve aynı boylam üzerindeki tüm noktalarda A, B, C noktası düşündüğümüzde güneş bu noktalarda aynı anda doğar ve aynı anda batar diyebiliriz. Bu tarihten sonra yani 23 Eylül'den sonra Kuzey Yarımküre'de sonbaharı yaşıyor muyduk? Nereye doğru gideceğiz? Kuzey Yarımküre'de kışa doğru gideriz. Kışa doğru gidersek gece süremiz ne yapar? Uzamaya başlar diyebiliriz. O zaman şunu da dolduralım. Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre'de gece süresi gündüz süresinden uzun olmaya başlar. Peki 23 Eylül tarihinde Türkiye'de hangi mevsim yaşanıyor dediğimizde kafanızda kış mevsimi diye düşünenler olursa orada dursun. Ya 23 Eylül tarihinde hangi mevsimi yaşanacak mübarek? Tabii ki de sonbahar mevsimi yaşanacak. Peki biz bu tarihten sonra hangi mevsime doğru gideceğiz? Kışa doğru gideceğiz. Kışa doğru gidersek gece süresi ne yapmaya başlar? Uzamaya başlar diyebiliriz. Peki kutup noktalarındaki o gece gündüz durumuna baktığımızda bakın şimdi dikkat edin. 23 Eylül tarihi. Kuzey kutup noktası yani kuzey yarım küre sonbahardan sonra nereye doğru gidiyor? Kışa doğru gidiyor ve gece süresi uzayacaksa kuzey kutup noktası 6 ay boyunca ne yaşayacak? Gece yaşayacak. Peki güney kutup noktası 23 Eylül'den sonra güney yarım küre yaza doğru giderse 6 ay boyunca da gündüz yaşayacaktır diyebiliriz. Sevgili arkadaşlarım bunu da unutmamış olalım. Geldik 21 Aralık tarihi son tarihimiz. Bu tarihte güneş ışınları öğle vakti nereye dik açıyla gelir dersek 23 derece 27 dakika güney enlemi dediğimiz oğlak dönencesine dik açıyla gelecektir. Şuraya şöyle diyorum ki oğlak dönencesine yazdım şöyle güneş ışınları öğle vakti dik açıyla gelir. Ve şunu unutmayalım. Oğlak dönencesi üzerinde yatay düzleme dik bir şekilde yerleştirilen cismin öğle vakti gölgesi oluşmaz. Bu tarihte kuzey yarımkürede neydir? Gölge boyunun en uzun olduğu tarihtir. Çünkü kuzey yarımküreye bu tarihte güneş ışınları gelebileceği en eğik açıyla gelmekte. Ve kuzey yarımkürede bu tarihte kış mevsimi yaşanmaya başlar. Şuradaki gölgeyi de biraz daha güzel, düzgün bir şekilde yazarsak daha güzel olur diye düşünüyorum. Aydınlanma çemberi, gece ile gündüzü ayıran sınır tam nereden geçti? Kutup dairelerinden teğet geçti. Ve kuzey yarımkürede bu tarihte kış mevsimi yaşanmaya başladığı için en uzunda ne yaşanıyor? Gece yaşanıyor diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Ve dünyada biz kuzeyden güneye doğru gittiğimizde yaşadığımız gündüz süresi uzar. Sağ tarafa gel. 8 saat gündüz, 10 saat, 12 saat, 13 saat, 15, 24 saat. Güneye doğru gittiğimizde yaşadığımız gündüz süresi uzuyorsa şunu unutma. Aynı boylam üzerinde 3 tane A, B, C noktası belirlesem. A'daki gündüz süresi C'ye göre daha uzunsa A'da güneş daha erken doğar ve geç batar. Bunu da unutmayalım sevgili arkadaşlar. Ve kuzey kutup dairesi burası mı? Tamamı karanlıkta mı? O zaman 24 saat boyunca ne yaşar? Gece yaşar. Ve Türkiye'de bu tarihte hangi mevsim yaşanmaya başlanıyor? Kış mevsimi yaşanmaya başlanıyor. Kış mevsimi yaşanmaya başladığı için de en uzun gece yaşanır sevgili arkadaşlarım.
Geldik şimdi bu matematik iklim kuşakları. Eksen eğikliğimiz dediğimiz ekvator düzlemi ile ekliptik düzlem arasında 23 derece 27 dakikalık açı vardı ya. İşte bu yengeç dönencesi ile oğlak dönencesi arasında kalan şu kısma biz ekvatoral kuşak diyeceğiz. Devamı. Yengeç dönencesi ile kuzey kutup dairesi, oğlak dönencesi ile güney kutup dairesi arasında kalan bu kısma ise biz orta kuşak diyeceğiz. Bak dikkat edersen hem kuzey hem güney yarımkürede orta kuşak mevcuttur diyebiliriz. Ve son aldım rengimi. Kuzey kutup dairesi ile kuzey kutup noktası arasında kalan kısma kutup kuşağı, güney kutup dairesi ile güney kutup noktası arasında kalan kısmı ise kutup kuşağı diyeceğiz. Bir de sıcaklık kuşakları var. Bunu nerede işleyeceğiz? İklimde bahsedeceğiz. Dikkat ederseniz matematik iklim kuşaklarının sınırları kuzey ve güney yarım kürede net sabittir. Ama sıcaklık kuşaklarının sınırlarına baktığımızda sıcak kuşak kuzey yarım kürede 30 derece, güney yarım kürede 27 derece. Ilıman kuşak kuzey yarım kürede 68, güney yarım kürede 48 derece. Soğuk kuşak ise arkadaşlarım kuzey yarım kürede 90, güney yarım kürede 90 derecedir. Ama dikkat edin, buradaki soğuk kuşağın kapladığı alanla buradaki soğuk kuşağın kapladığı alan aynı değil. İşte bu sıcaklık kuşaklarının dünya ölçeğinde enlem bazlı kuzey ve güney yarım kürede farklı geçmesinin temel sebebi Karadenizlerin dağılışı, okyanus akıntıları, bunlarla birlikte o denizellik karasallık ilişkisi etkilidir diyebiliriz. Yani buradaki sıcaklık kuşaklarını etkileyen özel durumlar var iken matematik iklim kuşaklarını belirleyen ana etken nedir dediğimizde eksen eğikliğidir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Geldik şimdi gölge boyu ile ilgili ifadelere. Nedir bunlar? Şunu unutmayalım. Bir merkeze öğle vakti güneş ışınları 90 derecelik açıyla geliyorsa orada gölge oluşmaz. Bunlar yatay bir düzleme dik şekilde yerleştirilen 1 metre boyundaki cisimler olsun, tamam mı? Eğer ki gölge boyumuz 45 dereceden daha büyükse gölgemiz cisimden kısa, 45 derece ise gölge ile cisim boyu birbirine eşit, 45'ten daha küçükse gölge boyumuz cisim boyundan daha büyüktür diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Bak bunlara göre sorular var. Bunları da çözeceğiz. Gerçekten zor sorular. Mesela gölge boyuyla ilgili grafikler. Ben size şurada şöyle bir tane bunu soru üzerinde göstersem. Şuraya şöyle tarihler diyorum. Yani bizim 4 tane tarihimiz vardı ya. 21 Mart tarihi, 21 Haziran tarihi, 23 Eylül tarihi ve 21 Aralık tarihi. Bunları şöyle yukarıya da göstersem, çıkarsam düz bir şekilde çizelim. Daha güzel olsun. Burada da desem ki gölge boyu. 1 metrelik bir cismin tarihlerdeki gölge boyu 0,5, 1, 1,5, 2 metre diye şöyle buraya da gösterdim. Bak şimdi. Benim 21 Mart tarihindeki gölge boyum cismim bu olsun. 21 Haziran tarihinde bu olsun. 23 Eylül tarihinde bu olsun. 21 Aralık tarihinde de bu olsun diyelim. Peki bu cisim, yani buradaki kırmızıyla gösterdiğimiz cisim hangi yarım kürede yer alıyor derseniz, böyle bir soru karşınıza geldiğinizde soracağınız birinci soru: gölgenin olmadığı tarih var mı? Bakıyorum, gölgenin olmadığı tarih var mı? Yok. Gölge her zaman var mı? O zaman ikinci soruya geçiyorsun. Gölgenin en kısa olduğu tarih var mı? Bakıyorum, var. Hangi tarih? 21 Haziran tarihi. O zaman gölge bu tarihte en kısa ise güneş ışınları bu tarihte gelebileceği en dik açıyla gelmiş mi? Peki 21 Haziran tarihinde güneş ışınları nereye dik açıyla geliyordu? Yengeç dönencesine. O zaman bu cisim yengeç dönencesine yakınsa hangi yarım kürededir dersek kuzey yarım kürededir deyip bu soruyu böylelikle cevaplamış oluruz sevgili arkadaşlar. Şöyle geriye geleyim. Devam ediyorum. Şurayı güzel şöylece silelim sevgili arkadaşlar. Şunu aldım. Şurayı da şöyle sildim. Şimdi peki bu cisim dönence içerisinde olsaydı durum ne olurdu dersek. Şunu tekrar şöyle gösteriyorum. Bak şimdi dikkat et. Geldim şuraya. Şurada şöyle oldu. Şurada şöyle oldu. Şurada şöyle oldu. Burada böyle.
Burada da böyle olduğunu varsayalım. Soru 1. Neydi? Gölgenin olmadığı tarih var mı? Var var. Kaç tane? 2 tane. O zaman bu cisim nerede? Dönence arasında bir yerde. Mart'tan Haziran'a bir kere gölge oluşmamış mı? Haziran'dan da Eylül'e bir kere gölge oluşmamış mı? O zaman bu cisim ekvatorla yengeç dönencesi arasındadır diyebiliriz. O zaman burada ne oldu arkadaşlar dersiniz? Gelin hep birlikte onu da şuraya şöylece yazmaya çalışalım. Bakın, güneş ışınları yıl boyunca ekvatora dik açıyla gelir mi? Tekrar soruyorum. Güneş ışınları ekvatora yıl boyunca dik açıyla gelir mi? Gelir diyenler, o gözünü iyice şöyle bir aç. Gelmez. Güneş ışınları ekvatora yıl içerisinde sadece iki tarihte dik açıyla geliyor. Kimdir bu tarihler dersek? 21 Mart ve 23 Eylül tarihi. Yani ekvatora güneş ışınlarının yıl içerisinde dik geldiği tarihler 21 Mart ve 23 Eylül tarihi. Yeni bir bilgi. O zaman şunu unutmuyoruz. Ekvatora sadece iki tarih. 21 Mart ve 23 Eylül. Dönenceleri ise kuzey yarımküredeki yengeç dönencesine 21 Haziran. Güney yarımküredeki oğlak dönencesine ise 21 Aralık tarihinde dik gelir. O zaman güneş ışınları diğer tarihlerde nerelere dik açıyla geliyor? Dönence arasına. Bak şuralara. Bak aralara geliyor. Ondan sonra ne yapıyor? 21 Haziran buraya geldi. Temmuz, Ağustos, 23 Eylül ne yaptı? Ekvatora geldi. Aralık, Ocak, Şubat ne yaptı? 21 Aralık oğlak dönencesi, Ocak, Şubat, Mart böyle geldi. O zaman şunu unutma. Dönence arasına güneş ışınları yıl içerisinde iki kez. Dönenceleri güneş ışınları yıl içerisinde bir kez. Dönence dışına ise güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmez. O zaman bana bir soruda verdiği gölge boyu yıl boyunca hep varsa ya bu cisim yengeç dönencesinin kuzeyinde ya da bu cisim oğlak dönencesinin güneyinde yer alır diyebiliriz. Hadi bakalım şuna yapalım. Şimdi birincisi kırmızı çizmişiz güzelce. Şöyle ben biraz daha kalın göstereyim. Birinci sorumuz neydi? Güneş ışınları dik geliyorsa gölge oluşmayacaktı değil mi? Sorumuz neydi? Gölgenin oluşmadığı tarih var mı? Bakıyorum maalesef. Gölge her zaman oluşmuş. O zaman bizim bu cismimiz nerededir? Kırmızılı cismimiz şu arada bir yerde değil mi? Neden? Çünkü gölgenin en kısa olduğu tarih 21 Haziran tarihi. 21 Haziran tarihinde güneş ışınları yengeç dönencesine dik açıyla geliyordu. O zaman bu cismimiz burada bir yerde. Hemen şöyle maviyi alıyorum. Maviye soruyorum. Ey mavi, gölgenin oluşmadığı tarih var mı? Evet var. Ne zaman? 21 Mart, 23 Eylül. Düşünüyorum. 21 Mart ve 23 Eylül'de güneş ışınları nereye dik açıyla geliyordu? Ekvatora. O zaman sen neredesin? Ekvatordasın. Maviyi de böyle çizdim mi? Çizdim. Sonra geldim sarıya. Sorumu soruyorum. Ey sarı, senin gölgenin oluşmadığı tarih var mı? Var var. Peki hangi tarih? 21 Aralık tarihi. Düşünüyorum. 21 Aralık'ta güneş ışınları nereye dik açıyla geliyordu? Yengeç mi oğlak mı? Yengeç mi oğlak mı? Tabii ki de oğlak dönencesine. O zaman ey sarı, sen de neredesin? Oğlak dönencesi üzerindesin. Bitti gitti. Soruyu soruyorsun. O sana zaten cevabı ne yapıyor? Otomatik veriyor. Bir de yaşanan gece ve gündüz süre değişim var. Şunu unutma. Ekvatorda yıl boyunca gece ve gündüz eşitliği yaşanır. Çünkü o aydınlanma çemberi vardı ya, aydınlanma çemberi ekvatoru böylece hep ortadan ikiye bölmektedir. Şunu unutmayalım, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gece gündüz arasındaki zaman farkı artar. O zaman bana verilen bir tarihte gece ile gündüz arasındaki zaman farkı ne kadar fazla ise bu merkez kutba o kadar yakındır. Gelin yukarıya bakalım. Demiş ki bize 21 Haziran tarihinde, şuraları şöyle sileyim daha güzel görün, yaşanan gece ve gündüz süresi diyor. Şuna dikkat et. Birinci merkezde 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanmış mı? Hemen şöyle ikinci merkezde alıyorum. Gene 12 saat gündüz, 12 saat gece olacak şekilde şöyle karalıyor. Bak şimdi. Birinci ve ikinci merkezde gece ile gündüz süresi 21 Haziran tarihinde eşit mi? O zaman birinci ve ikinci merkez nerededir dersek
ekvator üzerindedir diyoruz. Neden? Çünkü ekvatorda yıl boyunca gece gündüz eşitliği yaşanmıyor mu? Yaşanıyor. 21 Haziran tarihinde dünyada ne oluyordu? Bir de onu yazalım. 21 Haziran tarihinde kuzey yarım kürede yaz mevsimi, güney yarım kürede ise sevgili arkadaşlarım kış mevsimi yaşanmaya başlıyordu. Peki kuzey yarım kürede ve güney yarım kürede bunlar yaşanıyorsa, kuzey yarım kürede yaz yaşanıyor dedik mi? O zaman gündüz süresi daha uzun mu? Güney yarım kürede kış yaşanıyorsa gece süresi daha uzun mu? Şimdi dikkat et. 3 ve 4 işte. Dana kuyruğu burada kopacak. Bak. 3. merkezde kaç saat gündüzüm var? 16 saat gündüzüm var. Düşünüyorum, 16 saat gündüz 12'den daha büyük mü? Büyük. O zaman burada gündüz süresi daha uzun mu? O zaman bu merkezim nerede yer alır? Kuzey yarım kürede yer alır. Peki 4. merkeze baktığımda gündüz süresi bayağı kısa, gece süresi bayağı uzun. O zaman bu merkezde güney yarım kürede yer alır yorumunu yapabilirim sevgili arkadaşlarım. Ve geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte ekinoks tarihleri yani 21 Mart tarihi ve 23 Eylül tarihlerinden bahsettik. Ve bu tarihlerde unutmayalım, güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik açıyla geçiyor. Dik açıyla geliyor, düzeltelim. Aydınlanma çemberi de kutup noktalarından teğet geçiyordu. Solstice tarihi ve bu tarihte dünya üzerindeki tüm noktalarda gece ve gündüz eşitliği yaşanmakta. Solstice tarihleri 21 Haziran tarihi ve 23 Eylül tarihiydi. 21 Haziran tarihinde güneş ışınları öğle vakti yengeç dönencesi. Hemen şöyle geriye geliyorum. Şurayı biraz düzeltelim. 21 Haziran dedik. Diğer solstice tarihimiz ise 21 Aralık tarihiydi. Hemen sıralı olduğu için direkt 23 Eylül'e gittik. Bu tarihte de oğlak dönencesine dik açıyla geliyordu sevgili arkadaşlar. Ve şunu unutmayalım. 21 Haziran tarihi kuzey yarım kürede yaz, en uzun gündüz. 21 Aralık tarihi kuzey yarım kürede kış, en uzun gecenin yaşandığı tarihti diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bir de şunu anlatmadan geçmeyeyim. Türkiye'de tarihlere göre yaşanan gece ve gündüz süresi değişimi ile ilgili bazen soru soracaklar. Diyecek ki işte Eşref öğretmen Ankara'dan Sinop'a gitmiş ve gittiğinde Sinop'ta gündüz süresinin Ankara'ya göre daha uzun olduğunu ve her gün gündüzlerin kısaldığını gözlemlemiş. İşi gücü yok, oraya gittim. Niye gidiyorsam ve hangi tarih aralığındadır gibi sorular gelecek. Bak bunun için de hemen şurayı şöyle ekran alıntısı şeklinde alabilirsin. Bu Türkiye için durum. Tarihleri yazıyorum. 21 Mart tarihi. Geldim şuraya 21 Haziran tarihi. Şöyle devam ettim. 23 Eylül tarihi ve şöyle hatta 21 Aralık tarihi. Şöyle biraz daha uzatayım bunu ve 21 Mart tarihi diye bir yılı alalım. Şimdi şuna dikkat edin sevgili arkadaşlar. Ben eğer ki yukarıya doğru gidersem gündüz süremin daha uzun olduğunu söyleyeceğim. Devam ediyorum. Aşağıya doğru gelirsem gece süremin daha uzun olduğunu söyleyeceğim. Bakalım. 21 Mart tarihinde Türkiye'de gece ve gündüz süreleri eşit mi? Mart'tan sonra Nisan, Mayıs, Haziran deyip yaza doğru gidiyor muyuz? Ve bizim ister istemez gündüz süremiz uzayacaksa ben bunu yukarıya doğru götüreceğim mi? Nereye kadar gidecek? 21 Haziran'a kadar gidecek. 21 Haziran'da ben kuzey yarım küre olarak ve Türkiye olarak en uzun gündüzü yaşadım mı? Yaşadım. Bu tarihten sonra daha uzun bir gündüz yaşayamam. Artık gündüzümün ne yapması lazım? Kısalması lazım. Bak kısalıyor. Ama dikkat et, 23 Eylül'e kadar hala gündüz daha uzun. 23 Eylül'de eşitledim mi? Eşitledim. Eylül'den sonra Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Nereye gidiyorum? Kışa gidiyorum. O zaman gece sürem uzayacak mı? İndiriyorum. Nereye kadar bunu en aşağı indireceğim? 21 Aralık. Burada en uzun geceyi yaşadım mı? Bu tarihten sonra benim gece sürem kısalmaya başlayacak ama hala gece sürem daha uzun ve 21 Mart'ta eşitlendi. Ben mesela size şunu söyleseydim. Türkiye'de hangi tarihten sonra gündüz süresi kısalmaya başlar dediğimde siz hemen kışı düşünecektiniz değil mi? Düşünme. Düşünme. Ben sana ne diyorum? Türkiye'de hangi tarihten sonra gündüz süresi kısalır diyorum. Şimdi dikkat et. En uzun gündüzü biz burada yaşadık mı? Bu tarihten sonra gündüzümüz kısalıyor mu? O zaman bizim ülkemizde 21 Haziran tarihinden sonra gündüz süremiz ne yapar? Kısalmaya başlar ve gece süremiz uzar. Peki gece gündüzden ne zaman uzun olmaya başlar? 23
Eylül'den sonra uzun olmaya başlar. Bunlara da dikkat etmenizde çok çok büyük fayda var diyorum. Karşınızda günün güzel bir ödüllü sorusu var sevgili arkadaşlarım. Bu soruyu cevaplar kısmına mutlaka bekliyorum. Peki bizi bir sonraki hafta ne bekleyecek derseniz, mevsimler özellikleri bitti. Coğrafi koordinat sisteminden bahsedeceğiz. Yani paralel, meridyen, enlem, boylam, bunların etkilerinden bahsedeceğiz. Gene güzel, eğlenceli bir dersimiz olacak. O zaman ödevleri mutlaka çözüyorsun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.